Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, Trabzonspor genel kurul kararı aldı. Önceki gün yaptığımız yayında telefon bağlantılarıyla bunu size duyurmuştuk. Trabzonspor olağanüstü nitelikli bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda bir kongre kararı çıkabilir. Başkan Ahmet Ağoğlu görevi bırakabilir demiştik. Çünkü çok ciddi sorunlar varmış Trabzonspor'da. Uzun süredir devam eden sorunlar. Bunların çözülemeyeceğini düşününce, bu noktada kanaat getirince Trabzonspor yönetimi bir seçim kararı aldı. Bakalım son durum ne Trabzon'da? Buna bakacağız programımızın ilerleyen aşamalarında. Elbette ki son durumu da sizlerle değerlendireceğiz bütün takımlarımızdan. Ligde yeni bir hafta başlıyor. Hakemler belli oldu. Omuz omuza kampanyası ile ilgili çok önemli bir yardım adedi, daha doğrusu meblağ oluştu. Değerli dinleyiciler, bütün bunlara bakacağız ve takımlardan son bilgileri sizlere aktaracağız. Bu arada biliyorsunuz 5 Mart itibariyle transferde son durum, daha doğrusu sonuna gelinmiş olacak. Transferin son günü 5 Mart, artık transferin son günü ama takımların çok fazla transfer aksiyonlarının olmadığını da söyleyebiliriz. Trabzonspor yönetimi kongre kararı aldı. Kararın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Gazeteci yazar sevgili Hakan Yoloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hafta başında yapılan olağanüstü nitelikli yönetim kurulu toplantısında böyle bir kararın alınacağı zaten belliydi. Dışarıya sızan bilgiler bunu gösteriyordu bize. Sürpriz olmadı sanırım, değil mi? Sizin için de sürpriz olmamıştır eminim. Yani şunu söyleyeyim, çok sürpriz olmadı ama son yönetim kurulu toplantısındaki toplanma amaç çok farklıydı. Trabzonspor'un önündeki ödeme planıyla ilgili olarak, ki Mart sonuna kadar en az bir 16 milyon euroluk bir ödeme var. Hani bunun belki 10 milyon eurosunu Trabzonspor yönetimi bulabilseydi bir nebze olsun biraz daha borçları öteyebilir, bir rahat nefes alabilirdi. Ama 1-1,5 aydır bununla ilgili olarak çalışmalar yapıldı. Toplantıdaki amaç bu ödeme planını nasıl halledeceğiz şeklindeyken birden yönetim kurulu toplantısında kongre kararı alınması yönünde, olağanüstü kongre kararı alınması yönünde bir görüş belirtilmeye başlandı. Şunu söyleyelim, yönetim kurulu biliyorsunuz 14+1, başkanla birlikte 15 kişi. Bu 15 kişilik yönetim kurulu listesinde kongre şu an almayalım, en azından sezon sonuna kadar gidelim. Sezon sonu gelecek olan kimse en azından transfer yapacaksa, planı, projesi varsa ona da bir çalışma zamanı ayırabilmek adına biz lig bittiği günün hemen akabinde kongre kararı, olağanüstü kongre kararı alalım dedi. 5 kişi yalnız bunu isteyen, diğer 10 kişi de hayır, biz acilen Trabzonspor'da kongre kararının alınmasını istiyoruz dendi. Hatta bir ayrıntı daha vereyim. Ahmet Ağoğlu bu toplantıda şunu da söyledi: bir kaynak arayışımız var, biraz sabredin, hani onun en azından sonucunu bekleyelim. Cumartesi günü itibariyle en azından bir toplantı daha yapalım. Bu sorunu çözemezsek o zaman tamam, kongre kararı alırız dedi. Ama diğer yöneticiler, yani kongre kararı alınmasını isteyen 10 kişilik ekip kongre tarihinde belirledi. Henüz resmi açıklama yapılmadı ama Trabzonspor'un kongre tarihini söyleyeyim: 25-26 Mart'ta Trabzonspor, biliyorsunuz önce 17-18 Mart çoğunluk sağlanamadı gerekçesiyle, Trabzonspor'un olağanüstü kongresi 25-26 Mart'ta yapılacağını söyleyelim. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi Hakan Yoloğlu, araya girerek şunu sormak istiyorum. Anlattıklarınızdan yola çıkarak şu sonuca ulaşabilir miyiz? Sayın Ahmet Ağoğlu yönetim kurulu başkanı olabildiğince kongre ile ilgili talepleri ötelemeye çalıştı. Kongreden yana bir tavrı yoktu. Ama çoğunluk bastırınca kongre oldu, kongre kararı verildi, öyle mi? Doğrudur. Yani yönetimdeki 15 kişinin 10 kişisi, isterseniz isimleri de paylaşabilirim. Yani kongre yapılmasın, en azından sezon sonuna kadar devam edelim diyenler, sezon sonu kongre yapılmak daha doğru diyenler: Başkan Ahmet Ağoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağroğlu, Yaşar Kibar Güven, Lokman Sadıklar ve Şemsettin Hancı. Bu 5 isim. Kongre yapmayalım şu an, olağanüstü kongre. Sezon sonu eğer bu sorunlar çözülmezse, ekonomik açıdan bu sorunlar çözülmezse, sezon sonu lig bitiminde kongre yapalım diyen 5 kişi. Diğer tarafta da hayır, acilen kongre kararı alalım, Mart ayı içerisinde olağanüstü kongre yapalım diyen de
10 kişilik bir başka yönetim listesi var. Haliyle burada biliyorsunuz demokrasi var. Bu yöneticiler şu anda imza topluyorlar. Bu 5 isim şu an itibariyle imza atmamak gibi bir düşünceleri var. Fikirleri değişir değişmez bir şey söylemiyorum. Ama 10 kişi çoğunluğu sağladığı için bu kongre kararı alınacak. Ha, şu olabilir. Şimdi herkes bugün özellikle sabah saatlerinde Başkan Ahmet Ağlu'nun istifa ettiği şeklinde haberler yayıldı. Yani şu an itibariyle bir istifa söz konusu değil. Ama yönetim kurulu özellikle içeriden kongre kararının alınması yönünde ciddi bir baskı var. Ciddi bir yoğunluk vardı. Ve Ahmet Ağlu'nun cumartesi gününe kadar süre verin. Kaynak arayışım var, sonucunu bekleyelim, bu sorun çözülebilir dediği halde cumartesi günü bile beklemeden bugün yöneticilere imza toplamaya başladılar. Alınan bu 25-26 Mart'ta kongre yapılması noktasındaki karar yöneticilerin imzasına sunuldu. Muhtemelen bu 10 kişi imzalayacak. Kongre bu dönem Mart ayında yapılmasın diyen 5 kişi de bu kararı imzalamayacak gibi bir görüntü var ortada. Peki bu durumda nasıl bir hukuki durum ortaya çıkıyor sizce? Yani şimdi burada tabii önemli olan Mart ayında şu var. Şimdi Başkan Ahmet Ağlu istifa etmeden As Başkan Ertuğrul Doğan'ın biliyorsunuz normalde hani başkan istifa ederse As Başkan Ertuğrul Doğan haliyle kongre sürecine kadar yönetim kurulunu götürme hakkı var. Fakat Ahmet Ağlu istifa etmediği için çoğunluk burada çoğunluk tabii önemli. Çoğunluğun kararı da kongre kararı alınsın şeklinde. Muhtemelen bu kongre kararı alınacak. Yani başkan çok istemese de Mayıs ayının daha doğal olacağını söylemesine karşın Ertuğrul Doğan ve As Başkan ve diğer 9 kişinin istediği olacak. Bu kongre kararı onaylanacak ve muhtemelen de bugün belki daha henüz resmi açıklama yapmadı. Ben tarihi öğrendim. Resmi açıklama yapıldıktan sonra bu olacak. Ama benim şahsi fikrim şu anda bu kongre kararı alınmalı mıydı? Bir kere şunu söyleyelim. Yönetim kurulu içerisinde fikir ayrılıklarının yaşandığını aylardan beri takip ediyoruz. Özellikle şunu söyleyeyim. Transfer döneminde bakın Trabzonspor geçen yılın şampiyon olmuş bir takımından bahsediyoruz. Ve bu yılda da öyle bir noktaya geldi ki ekonomik anlamda ciddi bir sorunlarla boğuşan ve kongre kararı almaya kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. En doğrusu aslında Trabzonspor yönetiminin Mayıs ayına kadar devam etmesi, Mayıs ayı için bugünden kongre kararının alınması daha doğal olurdu. Çünkü içeride çok ciddi fikir ayrılıkları var. Bu yönetimin hani devam etme şansı yok. Zaten içeride 10 kişilik bir grup, 5 kişiye karşı bir grup oluştuğuna göre ciddi bir bölünme de var Trabzonspor kulübünün içerisinden. Biz bunu anlıyoruz. Transfer döneminde hatırlayın Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sonrasında Ertuğrul Doğan As Başkan'a genelde parantez içinde ayrı teşekkür etmesi aslında birçok şeyi anlatıyordu. O da şuydu, Ahmet Ağlu'nun söylemlerine bakın, birçok transferde çok içine sinerek yüksek maliyetli oyuncularda çok içine sinerek aldığını düşünmüyorum ben. Ama içeride Ertuğrul Doğan baskısı, Abdullah Avcı'nın isteği, onun baskısı neticesinde hani rakamsal açıdan çok fazla içine sinmese de bu transferlerin Trabzonspor'u biraz ekonomik anlamda sıkıntıya sürükleyeceği görüşüne hakim olduğu halde mecburen tabii ki oradan baskı gelince bu transferleri yapmak zorunda kaldı. Çünkü Ahmet Ağoğlu'nun söylemlerine bakın hep para ekonomik durum dedi. Ama bugün gelinen noktada bu ekonomik durumun çok göz önünde bulundurulmadığı çok net bir şekilde. O ve zaman bu noktada şunu söyleyebilir miyiz? Soracağım soruya da aslında otomatikmen cevap verdiniz ama aslında Ertuğrul Doğan'la Ahmet Ağoğlu arasındaki yönetim anlayışı farklılığından kaynaklanan bir problem meydana geldi. Bu problem de işte yönetimin bölünmesini, çoğunluğun kongre istemesine neden oldu değil mi? Temel yani sorun bu. En büyük sorun ekonomik anlamda. Şimdi şunu da söyleyelim. Trabzonspor'daki sıcak para akışının büyük bir bölümünü de As Başkan Ertuğrul Doğan sağlıyordu. Yani 35 milyon euro verdiğinden bahsediliyor. Hibe etmemiş ama Trabzonspor'a kolaylık sağlamak için. Benim bildiğim daha düşük bir alacağı var Trabzonspor kulübünden. Ama şu var tabii, hiçbir yöneticinin Trabzonspor kulübünde alacağı kalmaz. Sonuçta sıcak para lazımdır verir. Ardından Trabzonspor kasasına para girdiği zaman bunu alır. Ekonomik anlamda çok bir katkısı var.
Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın. Bunu görmemezlikten kimse gelemez. Ama belli bir dönemde, son dönemlerde, muhtemelen bu fikir ayrılıklarıyla bağlantılıdır diye düşünüyorum. Son dönemlerde bu destek, ekonomik anlamdaki destek biraz kesildi. Burada tabii ki Ertuğrul Doğan'ı suçlamamak lazım. Sonuçta para onun. Onun da bir takım ekonomik giderleri vardır. Onun da ekonomik bir anlamda ticaretle uğraşan bir insan. Belki verdi bir noktada o da tıkanmış olabilir. Veya hep ben veriyorum, niye başkaları elini cebine atmıyor diyebilir. En fazla parayı ben verdim de diyebilir. Yani niye vermiyor tartışmamamız gerektiği kanaatindeyim. Ama ekonomik anlamdaki bu sıcak para akışı da biraz sekteye uğrayınca şimdi 2-2,5 aylık bir ödeme lazım futbolculara. Bir de şöyle bir handikap var. Süreç açısından bu kongre kararı Trabzonspor takımını da ciddi anlamda etkileyecek. Neden etkileyecek? Şimdi futbolcu 2-2,5 aylık ödemeler var. Bu her kulüpte var. Bunu da söyleyeyim yani. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray her kulüpte ödemelerde sıkıntı oldu. Çok aşikar bir şekilde. Çünkü inanılmaz derecede transferler yapıldı. İnanılmaz derecede bonservis bedelleri, imza paraları, menajerlere paralar ödendi. Yani bunlara gerçekten dayanmak çok zor. Ve bu paralar tabii ödenirken de bir takım gelecekle alakalı olarak bir takım planlar yapıldı. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak oradan elde edilecek gelirle bu yılki en azından Trabzonspor'un giderini örtme durumundaydı. En azından bu yılı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayla kapatırız diyorlardı. Ama hesap çarşıya uymayınca, içeride yapılan hesap haliyle Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi Trabzonspor'un ekonomik anlamdaki bu durumu ortaya çıkardı ve öyle bir noktaya gelindi ki biraz önce anlattığım konu, futbolcu şimdi tedirgin olacak. Neden tedirgin olacak? Bir kongre kararı var. Bazıları bu kongre kararını istiyor, bazıları istemiyor. Haliyle oyuncuların alacakları var ve ister istemez kim gelecek, aday olacak mı, aday çıkacak mı gibi bir takım kafasında ister istemez çok net olmayan şeyleri kurabilirler. Bu sahaya da çok ciddi anlamda yansıyacağı kanaatindeyim. Tabii burada Abdullah Avcı'ya büyük bir görev düşüyor oyuncuları motive etme noktasında, ama benim kendi şahsi fikrim Mayıs ayı için bugünden karar alınabilirdi. Çünkü içeride ciddi problemler, ciddi fikir ayrılıkları var. Bu yönetim kurulunun sağlıklı bir şekilde devam etme şansı yoktu. Onu net bir şekilde görüyorduk. Hı hı. Ama bugün Mart ayı itibariyle, yani hiç düşünmeden, şimdi örnek veriyorum 25-26'sında kongre kararı aldınız, tamam. Bu ödemeleri yapmadınız ya da yapamadığınızı düşünün. Yapamadığınız takdirde gelecek yönetim bismillah dedi, koltuğa oturdu, 16 milyon dolar bulması lazım. Ya da en azından bir 10 milyon dolar bulup biraz önünü rahatlatması gerekiyor. Gelecek olan isimlerin de bir hazırlık aşaması var. Yönetim listesi oluşturacaksınız, güçlü bir yönetim. Haliyle buna çok fazla zaman dilime ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ama Mart ayı çok sanki bu kadar baskı yapmak, bir an önce bu karar alınsın diye vurgulamak, ben tarih açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Kongre kararı alınmalıydı çünkü yönetimin artık çalışma şansı yok bir arada. Ama sürecin takvim açısından söyleyeyim, yanlış bir zamanda alındığı kanaatindeyim açıkçası. Peki. Sevgili Hakan Yoloğlu bu önemli bilgileri aktardı Trabzonspor'un aldığı kongre kararı ile ilgili olarak. Tabii bundan sonra düşünülecek olan şey, cevabı merak edilen soru, kimlerin aday olacağı. Özellikle kimlerin diye soruyorum. Çünkü birden fazla aday çıkması bekleniyor, öyle mi? Yani şunu söyleyeyim ben, içeride son yapılan toplantıda şu da konuşuldu. Hani kongreyi isteyenler şu da söyledi. Ahmet Ağlu'nun şunu da söylediğini biliyorum. Yani Ertuğrul Doğan, istersen sen devam et, biz yine birlikte olalım. Yani sen devam et, eğer öyle bir düşüncen varsa şeklinde. Ertuğrul Doğan düşüncesi, benim şu an başkan olmak gibi bir düşüncem yok dedi. Ama şu bir gerçek, bu söylem bir kanun mudur? Asla değildir. Yarın bugün bir takım insanların baskılarıyla, bir takım insanların telkinleriyle beraber kıramayacağı insanların devreye girmesiyle birlikte aday olabilir mi? Bence aklının bir köşesinde her Trabzonspor taraftarının olduğu gibi Ertuğrul Doğan'ın da Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nın yattığını düşünüyorum ben. Ertuğrul Doğan. Zaten ona beşlik bir dilimin bu noktaya gelmesi de zaten bunu açıkçası aday olabileceğini gösteriyor. Ama toplantıda kesinlikle aday olmayacağı yönünde bir görüş belirtti. Ama bu fikir, dediğim gibi, kesin bir kanun değil. Değişim. Sonuçta bu fikir değişebilir. Peki. Değişebilir. Ama benim başka bir isim var mı adaylığını açıklayacak? Ya şu an için çok net, çok sıcak. Yani henüz resmi anlamda tarih de açıklanmadı. Yani tarihi önce ben açıkladım. 25-26 bu teyitli bir bilgidir. Çünkü imza artık yöneticilerden toplanmaya başladı. Hani henüz resmi açıklama da tarihi olarak belirlenmedi. Birileri ortaya çıkar mı derseniz,
Muhtemelen çıkar diye tahmin ediyorum ama yani şu anki ekonomik tablonun altına öyle her insanın girebileceği bir ekonomik yapı da yok Trabzonspor'da. Bir, yani gelecek yılla ilgili planlama yapacaksınız, gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, yani bu buhran, bu kongre Trabzonspor'u ne kadar yara verecek, bunları iyi hesaba katmak lazım. Benim şahsi kanaatim tek adaylı bir kongre yapılmalı. Neden derseniz, çünkü güçlü bir liste kurmak lazım. Şimdi listeyi oluştururken eğer içinizde seçim kaybetme riski varsa seçimi kazanmaya yönelik olarak bir yönetim kurulu oluşturmanız gerekiyor. Çünkü seçimi kazanmadan o koltuğa oturma şansınız yok. Durum böyle olunca çok fazla başkan adaylarının içine sinmese de seçimi kazanmak adına kimin nerede ne kadar oy potansiyeli var, bunu araştırıp o insanları alacak. Ama tek listeyle gidildiği zaman en azından rakip olmadığı dönemlerde istediği isimleri alabilmek, güçlü isimleri alabilmek noktasında da bir geniş bir portföye sahip olacak. Ben o yüzden çok güçlü bir yönetim bekliyorum. Çok tecrübeli. Bakın, benim şahsi kanaatim hani bu yönetimden şu var. Bir farklı algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Ortada bir geçen yılın şampiyon olmuş bir takımı var. Hepimiz yönetiminden, hocasından, futbolcusundan hepsini tebrik ettik. Ama bugün de tam tersi oranda bir başarısızlık var. Ekonomik açıdan konuşuyorum. Aslında ligde evet Galatasaray'la arada puan farkı açıldı ama hala Trabzonspor ikinci olabilecek durumu da var. Belki futbol olarak çok tatminkar olmuyor ama toparlayan bir Trabzonspor ikinci olma şansının da olduğunu düşünüyorum ben. Onun için Trabzonspor'da tabii bu karar takımı da nereye getireceğini ciddi anlamda kestirmek zor. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturulursa ben açıkçası insanların daha iyi bir liste yapabileceği kanaatindeyim. Aksi takdirde bugün bu mevcut yönetim kuruluyla ilgili olarak da şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani sanki Ahmet Ağoğlu başarısız oldu. Diğer istifa kongre kararı almayı düşünenler başarılı. Onlar bu yüzden kongre kararı alınmasını istiyor gibi bir algı var. Ortada bir başarı varsa bu topyekun herkesindir. Ortada bir başarısızlık varsa tek başına Ahmet Ağoğlu bütün kararları almış olsa dahi yönetim içinde istifa etmediyseniz, kararlara tepki koymadıysanız sizde alınan bu kararlar, ki hepsini Ahmet Ağoğlu tek başına aldığına inanmıyorum zaten. Bu kararlar sizi de bağlar. O nedenle hani bu yönetim kurulunda şöyle bir algı yaratılıyor. Özellikle sosyal medyada bütün fatura sanki Ahmet Ağoğlu'na çıkarılmaya çalışılıyormuş gibi. Aslında başarısızlık varsa bu topyekun yönetim kurulunun başarısızdır. Kimse oradan kendini soyutlamaya kalkmasın. Bu da benim en azından kendi yorumum olsun. Çok teşekkür ederim sevgili Hakan Yoloğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah Trabzonspor doğru bir yönetim kuruluyla, güçlü bir yönetim kuruluyla en azından bu sıkıntılı sürecin üstünden gelir diyelim. Umarım. Bu arada bir daha hatırlatır mısınız kongre tarihini? Kongre tarihi 25-26 Mart. Biliyorsunuz 17-18 çoğunluk sağlanamıyor. Sağlanamadığı için 25-26 Mart'ta Trabzonspor'un olağanüstü kongre kararı yapılacak. Şu anda imzalar alınıyor. Dediğim gibi 5 kişi imza atmayı düşünmüyor. Ama diğer 10 kişilik zaten kongre kararı alması için, çoğunluk sağlandığı için yeterli olacaktır. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor bölümümüzde Hakan Yoloğlu bizimle birlikteydi. Trabzonspor yönetiminin aldığı kongre kararı ile ilgili ayrıntıları sizlerle paylaştı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Trabzonspor yönetimi kongre kararı aldı. Olağanüstü nitelikli bir seçimli kongre yapacak ve bu seçimin tarihi 25-26 Mart olacak değerli dinleyiciler. Sizlerden izin istiyorum reklamlar için. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İtalya. Roberto Mancini, biliyorsunuz Galatasaray'ın eski teknik direktörü. İtalya milli takımında teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında Nicolo Zaniolo ile ilgili bazı açıklamaları oldu. Mancini 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak, umarım Türkiye deneyimi ona yardımcı olur. Çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda oynayacak, lig tekrar başladığında forma giyme şansı elde edecek dedi. Sarı Kırmızıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo bu sezon Roma'da 17 maç
maçta süre aldı. 2 gol attı. 3 tane de gol pasıyla oynadı. Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı hazırlık maçında Zaniolo karşılaşmadaki son golü atarak sarı kırmızılı formayla ilk golünü atmış oldu. İlk maçında ilk golünü attı. İtalya milli takım formasını ilk kez 23 Mart 2019'da giydi Zaniolo. Milli takımda 11 kez süre aldı ve 2 tane gol attı. Mancini'nin her zaman milli takım kadrosunda düşündüğü futbolculardan bir tanesi. Avrupa'dan futbol. İtalya. Trabzonspor'la ilgili son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatıyorum kaçıranlar için. Trabzonspor yönetimi bir kongre kararı aldı ve bu kongre 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek. Elbette ki olağan kongre değil. Yönetimin çoğunluğunun istediği bir kongre olduğu için, zamandan önce olduğu için olağanüstü nitelikli bir kongre ve seçim yapılacak. Burada başkan vekili ya da as başkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adayı olması bekleniyor. Halbuki mevcut başkan Ahmet Ağoğlu bu kongrenin yapılmasını istemiyordu. Fakat çoğunluk kongrenin yapılmasından yana oy kullanınca son yönetim kurulu toplantısında kongre kararı alındı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Trabzonspor'un olağanüstü nitelikli seçimli kongresi 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kayseri 2. İdari Mahkemesi Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na bir günlük itiraz süresi tanıdı. Mahkeme nihai kararını itiraz dilekçesini değerlendirdikten sonra verecek. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Kayseri Spor Fenerbahçe maçı öncesinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu güvenlik gerekçesiyle sarı lacivertli taraftarların deplasman tribününe girmesini yasaklamıştı. Fenerbahçe kulübü alınan bu karara itiraz etti ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme maçın 4 Mart Cumartesi günü oynanacağını göz önünde bulundurarak Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribününe alınmama kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme bu ara kararında Fenerbahçe'nin dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanması, kararda belirtilen güvenlik gerekçesinin nedeninin bahsi geçen güvenlik sorununa ilişkin somut bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesini istedi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na cevap verme süresi olarak bir gün süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vererek nihai kararının cevap dilekçesi incelendikten sonra verileceğini bildirdi. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti. Bakalım nasıl bir savunma yapacak Kayseri İl Güvenlik Kurulu. Bu savunma çerçevesinde mahkeme yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili bir sonraki kararında Fenerbahçe taraftarının stada alınmasına izin verecek mi? Çünkü bu durumda Fenerbahçe taraftarının deplasmandaki türbündeki yerini almasına bir engel yok. Yürütme kararı durduruldu. Yani alınan bir kararın uygulanması şu an itibariyle mümkün değil ama bir günlük bir yasal süre var. Bu süre içerisinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun göndereceği belgeler ve vereceği cevap üzerinden yazılı bir inceleme yapacak. Belge üzerinden bir inceleme yapacak İdare Mahkemesi ve sonrasında kararını verecek. Bu karar sonrasında, yani 24 saat sonra, yarın ne olacağını öğreneceğiz hep birlikte. Teknik direktör Lemi Çelik bizimle birlikte. Yıllarca başarıyla Trabzonspor'un formasını giydi. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla takip ediyoruz kendisini. Lemi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar dilerim. Önceki gün konuşmuştuk. Yönetim kurulu toplantısı yapılıyor ve kongre kararı alınabilir diye kongre kararı alındı. Özgürcüğüm, şimdi yolda seninle konuşurken çok değerli bir futbolcu abime rastladım. Beşiktaşlı Necdet Ergün. Çok sana selam söyleyin. Bir şey söylemek ister misin? Bak, Necdet abi biliyorsun. Milli abimiz, milli futbolcumuz. Tabii ki. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta oynamış. Selam, onun da selam var size diyelim o zaman. Aleyküm selam. Tabii. Ona da Beşiktaş'ı soralım hemen. Beşiktaş'ın... Evet. Beşiktaş'ı sorabilirsin. Sor. Necdet hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne dersiniz Beşiktaş'ın ligde bulunduğu aşamayla ilgili olarak? Beşiktaş'ın ligdeki durumuyla ilgili olarak. Şampiyonlukta her zaman var tabii Beşiktaş. Evet. Puan farkı çok ama yine de matematiksel olarak Beşiktaş'ın şansı var ama güç dengesine baktığımızda nasıl görüyorsunuz durumu? Vallahi 3 puanlık sistemde 2 tane maç kazandın mı yakalıyorsun yukarıdaki. Evet. 3 maç, 3 maçlık seri 9 puan ediyor değil mi? Öyle ya. 2 de yenildi mi üsttekiler? Aynı kafa kafaya geldin demek. Doğru. Peki. Peki. Hocam var mı bir mesajınız başka? Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Tamam. Necdet abi görüşürüz.
Evet. Radyo spor. Lemi Çelik bizimle birlikte. Lemi abi evet, hazır mısınız şimdi sorumu yanıtlamaya? Ya sürpriz oldu. Necdet sürpriz abi, oldu tabii. Saygıdan hemen sarıldık öptük çünkü çok değerli büyüğümüz, abimiz. Evet. Çok değerli bir teknik adamlardan bir tanesi. Uzun yıllarda bir takımlarda emek verdi. Doğru. Peki. Evet. Lemi abi ne diyorsunuz? Son konuşmamızda kongre kararı alınabileceğini söylemiştik. Alındı. Şimdi 25-26 Mart'ta kongre yapıyor Trabzonspor. Burada tabii benim anladığım kadarıyla kulüp şampiyon olduktan sonra ekonomik anlamda stratejik planlamayı yanlış yaptı. Burada yönetim hoca bir araya gelip yani bu yıl için Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyı göz önüne alarak, oradaki oynayacağı maçları ve oradaki ortaya koyacağı performansı göz önüne alarak bir transfer çalışması yaptı. Fakat bu transfer çalışmasının, yani yapılan transferlerin ne kadar yetersiz ve takıma katkı sağlamadığı, gereksizlere 13 tane adam alındığı ve alınan oyuncuların biriminin çok düşük olduğu ve gönderilen oyuncuların takıma çok daha büyük katkılar sağladığı ortaya çıktı. Zannediyorum 21 milyon euro, 22-23 milyon euroluk bir takımla şampiyon oluyorsunuz. Takım maliyetiniz 40 milyon, 42 milyona euroya çıkıyor. Ama ne Şampiyonlar Kulüp Kupası'nda varsınız, Lig'de varsınız, Avrupa'da ne deniyorsunuz? Yani müthiş bir başarısızdır. Ha, bu demektir ki bu insanların da kulübe şampiyon yaptılar, Süper Kupa kazandılar, Türkiye Kupası'nı kazandılar. Bu yönetimin başarısız olduğunu söylemek zor. Ben yönetimi son derece başarılı buluyorum. Hı hı. Fakat Sayın Başkan, kendisinin ifade ettiğim Sayın Başkan, bir dönem başarısızlığı var. O da Newton döneminde yapılan transferlerde, o süreçte takım şampiyon olabilirdi. O Hüseyin Cimşir dönemi özellikle gereksiz, çok basit bir şampiyonluk verildi. Yani onun haricinde gayet güzel başkan ve yönetim, kulüp güzel yönetti, iyi yönetti. Yani bunların başarısı olduğunu söylemek çok zor. Ve şu anki başkan ve yönetim, ben şundan dolayı genel kurulu almış olabileceklerini düşünüyorum. Evet. Ekonomik nedenlerden dolayı. Hmm. Yani kulüpte zannediyorum 3 aydır tabii Trabzon küçük yer, orada sporcular konuşuyor, söylüyor. 3 aydır para almadık, almıyoruz. Zannediyorum kulüp, şu an yönetim ekonomik anlamda tıkandı. Eğer yeni bir yönetimle, yeni bir taze kanla, belki Ahmet Ağoğlu devam edecek ama yönetime katkı sağlayacak ekonomik anlamda 3-5 tane yeni isimler almayı düşünüyor olabilir. Veya tamam ben yoruldum, ben bunu kadar yaptım, işte 4-5 tane şampiyonluklar, kupa aldım, tarihe geçtim, ben bırakıyorum, benden sonra gençler devam etsin, genç bir arkadaşımız devam etsin diyebilir. Başka da bunun yanında tabii önümüzdeki yıllar için doğru bir stratejik planlama yapmak lazım. Bu da nedir? Oyuncu kadrosu. Oyuncu kadrosunun maliyetini bir defa 40 milyondan Trabzonspor bunu kaldıramaz. 20 milyon civarına düşürmesi lazım. Altyapıya çok önem vermesi lazım. Doğru isim getirmesi lazım. Altyapıdan yıldız oyuncu çıkarmak lazım. Yani Hami gibi, Ogün gibi, evet. Ne bileyim Fatih Tekke, Gökdeniz gibi, şimdi Abdülkadir Ömür gibi, Uğurcan gibi. Bizim Trabzonspor'un besleme kaynağı Altyapı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş verir paraları. Lemi abi çok özür dilerim, sözünüzü kestim. At yarışını dinleyelim, sonrasında devam edelim. Peki, tamam. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzde teknik direktör Lemi Çelik bizimle birlikte. Söyleşimizin ilk aşamasında Başkan Ahmet Ağoğlu'nun yönetim kurulunu değiştirerek tekrar aday olabileceğinden bahsetmişti. Lemi abi tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bu bahsettiğiniz ihtimal ne kadar güçlü? Şimdi iki şey var yapabileceği. Ben başkanın bu süreçte kesinlikle başarısı olduğunu düşünmüyorum. Şu an başarısızlıktan dolayı istifa ediyorsa veya işte genel kurul kararı almışsa bana göre doğru değil. Kendi süreci içerisinde Trabzonspor çok ciddi kupalar kazandı, şampiyonluklar kazandı. Bu yüzden
ben başarısından dolayı bırakacağını düşünmüyorum. Veya genel kurula bundan dolayı gittiğini düşünmüyorum. Fakat kulüpte ekonomik sorunların olduğunu, 3 aydır ödemelerin yapılamadığını ve bu anlamda bir tıkanıklık olduğunu öğrendim. Böyle olunca da iki şey ortaya çıkıyor. Bir, ya başkan ekonomik, az önce anlattım, takımın maliyeti 41 milyon euroyu buldu. Başkan o zaman yönetim içerisinde yeni takviyeler, ekonomik anlamda kulübe ekonomik olarak çok katkı sağlayacak yeni yöneticiler dahil ederek tekrar aday olup yoluna devam edecek. Veya diyecek ki ben artık yoruldum. Ben Trabzonspor tarihinde imza attım. Bu kadar kupalar kazandım. Başkan olarak da vicdanım rahat ve başarılı bir şekilde bırakmak istiyorum. Artık başka bir arkadaş, genç bir arkadaş devam etsin diyecek. İki şık var. Bunu bilemiyoruz tabii. Bunu zaman gösterecek. Ama Trabzonspor'da özellikle bu yıl yapılan tüm yanlışlar da hepimiz görmesi. Şampiyon takım bir defa 13 tane oyuncu almaz. Sonra Vakayeme gibi bir adama gönderip 7 milyon euro vermeyi, ondan sonra 11 milyon euroya Trabzon'a gibi bir adamı almaz. Kollanesi satıp Konya gibi bir adamı almaz. Yani onu düşünün ki en iyi Trabzonspor'un verim aldığı yer orta saha. Orta sahaya 10 numarayı Abdülkadir Ömür Basetekas var. Badri diye ve Yusuf Yazıcı'yı geri alıyorsun. O çocukları da psikolojik olarak bozuyorsun. Böyle olunca bakıyorsunuz transferde çok büyük yanlış hatalar var. Yani Trabzonspor stratejik planlama adına Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması gerekirken büyük bir kadrosunda güç kaybı yaşandı. Bu da her mevkiye yansıdı. Böyle olunca da demek ki burada ben şunu görüyorum. Futbol içinden gelmiş, bu işi yapmış, yaşamış, disiplinli bir şekilde önce kulübün stratejik planlamasını yapabilecek orada hiç kimse yok. Hı. Belli ki burada bazı konularda hocayla da yönetim düşünce ayrılığı oluşmuş. Bilemiyoruz. Ha, iyi tarafları şöyle, dışarıya pek yansıtmıyorlar. İçeride ne yaşıyorlar ama dışarı yansıtmıyorlar. Ama ben biliyorum ki, şunu düşünüyorum ki ben örneğin Badra'yı stopere o fiyatları almam. O Badri'yi 10 numarayı almam. Çünkü orada başka takas var. Abdülkadir Ömür var. Yusuf Yazıcı'yı geri almam. Yani Lersen'i sabit diye almam. Yani bunun gibi bir sürü transferde yapılan yanlışlar var. Bu kadar çok transferde yanlışlar yapılırsa haliyle kim yaptı, nasıl yaptı, neden yaptı, kim etkili oldu, bu planlamayı kim yapıyor, burada bir izleme komitesi var, izleme komitesini dinlemiyorlar mı, onların raporları nasıl geliyor, yani çok içinde değiliz. Bu konuda da dediğim gibi bir kendi işlerinde çok bu anlamda kavga etseler bile dışarıya çok bu anlamda bilgi aktarmıyorlar. Yani bu sorunlarını dışarıya aktarmıyorlar. Ya bu doğru bir şey. Söylemeyebilirler ama işte bunları kim yaptı? Onu da bizim de öğrenme hakkımız. Yani sen şimdi 10 numarada Abdülkadir Ömür'le başka takaslar mı var? Değişmeli oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İkisi de mutlu mu? Mutlu. İkisi de ortaya büyük performans koyuyor mu? Koyuyor. Sen şimdi buraya Yusuf Yazıcı'yı niye geri getiriyorsun? Sen şimdi o Badri diye 3,5 milyon lira bonservise niye alıp giriyorsun bir halı saha oyuncusu? Yani bunu kim getiriyor yani? Bu ne oluyor yani? Stopere bir Badra diye bir sporcu getirdiler. Ya herif alan markajı yapamıyor, adam markajı yapamıyor, birebir de kolay çalınmıyor. Bütün goller onun bölgesinden gelen giriyor. Bir tane doğru müdahalesi yok. Altyapısı Barcelona'ymış. Ne yapalım Barcelona'ysa altyapısı? Yani her maç takıma altyapısı Barcelona diye her maç takıma gol yedirme hakkı mı oluşuyor yani? O yüzden evet. dediğim gibi yani asıl sorun ekonomik anlamdaki kulübenin düşmüş, kulübün düşmüş olduğu zorluklar. Umarım kısa sürede bunu da aşağılar diye düşünüyorum. Sayın Lemi Çelik, fikirlerini sizlerle paylaştı Trabzonspor'la ilgili olarak. Çok teşekkür ederim Lemi abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yerler, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar dilerim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Trabzonspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Birazdan resmi olarak bunu açıklayacaklar. 25-26 Mart'ta bu genel kurulu gerçekleştirecek. Lemi Çelik'in söylediğine göre mevcut başkan Ahmet Ağoğlu yönetim kurulu listesini yenileyerek aday olma şansına sahip. Daha doğrusu böyle bir düşünceye sahip, böyle bir olasılıktan bahsetti.
Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçında yapmış olduğu protesto nedeniyle 6222 sayılı kanunun 14. ve 18. maddelerine istinaden haklarında seyirden yasaklanma tedbiri uygulanmasına ilişkin olarak sosyal medyaya pek çok haber yansıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir hukuken söz konusu mudur böyle bir şey? Bütün bunları konuşacağız. Birazdan uluslararası spor hukuku alanında uzman bir isim avukat Emin Özkurt bizimle birlikte olacak. Haber Özel. Haber Özel. Emin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Teşekkür ederim. Yoğun gidiyor. Çünkü bu ara spor hukuku sahası oldukça hareketlendi. Ve verilen birbirinden ilginç ve hukuka aykırı kararlarla bunların neden düzeltilmesi gerektiğini ifade etme gereği hasıl oldu. Bunları izah etmeye çalışıyoruz biz de. Bu somut bir bilgi midir? Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçında yaptığı protesto ile ilgili olarak 6222 sayılı kanunun 14. ve 18. maddelerine istinaden haklarında seyirden men cezası verileceği ile ilgili haberler gerçek mi sizce? Gerçek olduğu anlaşılıyor. Çünkü çeşitli tebligatları gördük. O tebligatlar yani sahte olamayacak kadar gerçek. Dolayısıyla ne yazık ki böyle bir şey var. Ve yayılarak, genişleyerek yayılarak sürdürülüyor anladığım kadarıyla. Anladım. Protesto, hakaret yok işin içinde ya da şiddet eğilimi yok. ve normalde işte taraftarlar herhangi bir kulübün başkanı ya da kendi mensup oldukları kulübün başkanlar için de istifa sloganı atıyorlar. Bu durumda 622'den o zaman her maçta bir grup taraftarı yargılamak gerekiyor, öyle mi? Ya baştan söyleyeyim, en son söyleyeceğimi. Skandal, bu bir skandal ve bu bir hukuk katliamı. Yani Fenerbahçe taraftarlarının Fenerbahçe Konyaspor müsabakasına gerçekleştirmiş olduğu hükümet istifa tezahüratlarından dolayı kendileri hakkında, bu tezahüratı yapanlar hakkında hükümet istifa dedikleri için 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. maddesinin işletilmesi ve bu çerçevede seyirden men tedbirinin uygulanması mümkün değil, yasal olarak mümkün değil. Çünkü 6222 sayılı kanunun 14. maddesi tehdit ve hakaret içeren tezahürat başlığını taşır. Bir ifade, yani hükümet istifa ifadesinin yönetim istifa tezahüratından yapı ve içerik itibariyle hiçbir farkı yoktur. Evet. Dolayısıyla kendi görüşünü anayasamızın da 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü çerçevesinde kullanan vatandaşlarımıza, kullanan Türk vatandaşlarına ve seyircilere, taraftarlara bu tedbirin, bu cezai tedbirin uygulanması ifadeleri tehdit ve hakaret içermediği için mümkün değildir. Dolayısıyla bu çerçeveden yürütülen Cumhuriyet Savcılığının harekete geçmesi ve verilen seyirden men kararları temel itibariyle hukuka aykırıdır. Hı hı. Peki icra edilmesi söz konusu olur mu? Ya bu bir tedbir kararı. Dolayısıyla icra edilmeye hemen bildirimle birlikte başlar. Dolayısıyla kendilerine spor müsabakalarını seyirden men kararı tebliğ edilen taraftarların söz konusu tedbir kararının kaldırılması adına soruşturma evresindeyken Cumhuriyet Savcılığına, yani şu aşamada Cumhuriyet Savcılığına iş davaya döndüğünde, yani kendilerine bir dava açıldığında bu çerçevede, o kovuşturma evresine döndüğünde ise ilgili ceza mahkemesine başvurması ve bunun kaldırılmasını talep etmesi gerekir. 6222 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca bir soruşturma başlatılması halinde men tedbiri derhal yürürlüğe konulur. Ve buradan bu yapılabilecek hukuki başvuruyla net sonuç alacaklarını düşünüyorsunuz. Sözlerinizden bunu anladım. Bakın, nasıl ki Kayseri Spor'un talebiyle Fenerbahçe Kulübü'nün taraftarının alınmamasına ilişkin Kayseri Spor'un talebiyle İl Güvenlik Kurulu bir karar vermiş ve bunun karar neticesi Fenerbahçe taraftarı alınamayacaktı. Ama bir şahıs, bir vatandaş avukatı vasıtasıyla Kayseri'yi durdurma kararı aldı, değil mi? Aynen, idare mahkemesine başvurdu ve netice aldı. Mahkeme çok yerinde bir şekilde, başından beri ifade ettiğim oldu,
aklın ve hukukun yolu gerçekleşti ve yürütmesini durdurdu bu İl Güvenlik Kurulu kararının. Umarım bundan sonra ne Kayserispor ne farklı diğer kulüpler bu gibi hukuksuz talepler yaparken daha dikkatli olurlar diye ümit ediyorum. Anladım. Bunu belirtmek isterim. Dolayısıyla burada da şunu kararını sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi idare mahkemesi yürütmeni durdurma kararını aldı. Fenerbahçe taraftarının maça alınmama kararı ile ilgili olarak. Ama Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun da 24 saat içerisinde, yasal süre içerisinde işte gerekli itirazları yapabileceği, niçin böyle bir karar aldığını anlatması için belgeleri veya işte elindeki bir takım doneleri göndermesi gerektiğinden bahsediyor. Bu 24 saatlik süre içerisinde Kayseri İl Güvenlik Kurulu'ndan gelen belgeler üzerinden tersi bir karar verebilir mi idare mahkemesi? Bakın şu anda verilen karar doğru olan karardır. Herkes bu maça Fenerbahçe seyircisinin alınmamasına, Özgür Bey, neyin sebep olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Hal daha açık konuşalım. Yani şudur. Tabii, Fenerbahçe taraftar hükümet istifa dedi. Kayserispor taraftar, Kayserispor yönetimi taraftarını tenzih ederim. Kayserispor yönetimi de tarafkir bir tutum sergileyerek il güvenlik kuruluna başvurdu. İl güvenlik kurulundan da valiliğin tabii doğrudan inisiyatifiyle de böyle bir karar çıktı. Bakın yani bu konudaki değerlendirmelerimizi siyasi tercihlerimizden arınmak suretiyle ve objektif hukuk kaideleri çerçevesinde yapmamız gerekiyor Özgür Bey. Siyaset işine geldiğinde sporu kullanıp işine gelmediğinde bir kenara atacak bir anlayışla yapılamaz, yapılmamalı. Bu değişmeli. O çerçeveden konuya yaklaştığımızda bu idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma yönünde verdiği karar hukukidir. Bunun değişmemesi beklenir. Hukuk devletinde bu böyle kalır ve Kayseri Spor maçında Fenerbahçeli taraftarlar statta yerini alırlar. Çünkü statlar taraftarsız olmaz. Nasıl ki seçimler seçmensiz olmazsa statlar da taraftarsız olmaz. Dolayısıyla hukukun gerektiğinden sapmamak gerekiyor. Siyasetin de işine geldiğinde sporu kullanıp işine gelmediğinde karşı yaklaşım sergilememesi lazım. Bunu denediler. Biliyorsunuz FETÖ terör örgütü 3 Temmuz sürecinde elini spora da atmaya çalıştı. Ama olmadı. Yani ellerini üzerine bulaştırdılar. Tavsiye etmem. Taraftarlarla ve türbünlerle dalaşılmasını hiç tavsiye etmem. Peki, bu son derece önemli bir mesaj. Sayın Emin Özkurt bu önemli tespitleri yaptı. Hukuki bilgileri verdi. Uluslararası spor hukuku alanında uzman bir isim ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS'ın hakimi. Şimdi size şunu da sormak istiyorum. Eğer cevaplarınız evet. mümkünse. Bu konularla ilgili işte son dönemde ortaya çıkan protestolar ve işte karşı tepkilerle ilgili var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Yok, ben bunları demokratik hak olarak görüyorum. İnsanların ifade hürriyetini Twitter'ı kapatarak, insanların ifade hürriyetini protesto gösterilerini engelleyerek veyahut da slogan atmalarını engelleyerek bir yere varamayız. Bunları aşmamız gerekiyor. Peki. Sayın Emin Özkurt'la sohbetimiz devam ediyor. Şimdi eğer cevaplamanız mümkünse sormak istiyorum. Tabii bir hukuksal süreç devam ettiği için bu noktada konuşmak istemeyebilirsiniz. Bu işte, tavrınıza da tutumunuza da saygı duyuyorum elbette ki. Şimdi Beşiktaş'ta Kayseri Spor arasında Onur Bulut'un transferi nedeniyle bir ihtilaf doğdu. Burada kim haklı, kim haksız pek çok tartışma yapılıyor. Karşılıklı açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili fikir beyan etmek ister misiniz? Ya da bizi bilgilendirmek ister misiniz? Nedir olayın? Henüz bir hukuki ihtilafın doğduğu bilgisine haiz değil. Öyle mi? Hukuka yansımış bir durum yok. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. Gördüğüm kadarıyla henüz o yönde bir durum yok. Çözüm Kurulu'na da mı gitti? UÇK'ya da mı gitmedi mesele? Bilemiyorum. Yani benim bilgim dahil değil. Ha peki, tamam. O zaman bu meseleyi olgunlaştıktan sonra konuşuruz. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Yok, saygılar. Çok güzel yayınlarınız var Özgür Bey. Her zaman da size bağlanmaktan ve koru dolu dolu konuşabilmekten mutluyuz. Eksik olmayın. Dinleyenlerin de o sizden feyiz aldığına eminim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. Uluslararası spor hukuk alanında uzman bir isim Emin Özkurt önemli açıklamalar yaptı. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Müzik
Galatasaray'da bir transfer gelişmesi olabilir mi? Son dakikada 5 Mart'a kadar biliyorsunuz transferde süre var. Galatasaray'ın 21 yaş altı için düşündüğü oyuncu Arsen Zakaryan'dı. Babası dün bir açıklama yaptı ya da açıklama yaptığından bahsediliyor. Biz Galatasaray'ı hiç düşünmedik şeklinde ama gerçeği söylemiyor babası. Babası fanatik düşüncelere sahip birisi. Irkçı olduğundan bahsediliyor hatta. İşte oğlunun bir Türk takımında oynamasını istemiyormuş. Arsen'in Ermeni kökenli olmasından dolayı Türkiye'de zarar görebileceğine yönelik endişeleri de varmış güya ve elbette ki bu transferi açıklayamayacağını söylüyormuş yakın çevresine. Dolayısıyla bu transfer için Galatasaray'ın babasını ikna etmesi lazım. Kimilerine göre bu transfer zaten çoktan yattı ama Galatasaray, benim net bir biçimde öğrendiğim bilgiye istinaden söylüyorum size, Galatasaray Dinamo Moskova kulübüyle anlaşma sağladı Arsen Zakaryan'ın transferi üzerine ve futbolcunun kendisiyle de anlaştı. Çünkü menajeriyle uzun süredir görüşüyordu. Fakat işte babası ayak duruyor. Babası işte böyle bir anlaşmanın olmadığına dair güya bir açıklama yapmış Rus basınına. Ama Galatasaraylı yetkililer tam tersini söylüyorlar. Ki bizim inanmamız gereken şey Galatasaraylı yöneticilerin söyledikleri. Bakalım 5 Mart'a kadar bu yönde bir gelişme olacak mı Galatasaray'da? Ve Galatasaray'ın bir forvet transferi yapacağından bahsediliyor. Bafétimbi Gomis'in fizik olarak yetersiz olmasından dolayı Galatasaray'ın işte Icardi'nin sakatlanması durumunda ona alternatif olabilecek bir forvet transferi yapacağından bahsediliyor. Hatta öyle iddialar gündeme geldi ki Sion'dan ayrılması muhtemel olan Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu söyleniyor. Ama ben Galatasaray'ın bu dönem içerisinde bir forvet transferi yapmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın zaten ön bölgede oynayabilecek ya da santfor nitelikte oyuncuları var. Barış Alper Yılmaz da bu mevkide oynuyor. Bafétimbi Gomis'in de öyle söylenildiği gibi elbette ki 90 dakikayı çıkartabilecek bir performansa sahip değil belki. Fizik kondisyona da sahip değil. Ama Bafétimbi Gomis'in de oynadığı zaman 20 dakika 25 dakika etkili olabileceğini gördük. Alanyaspor maçındaki görüntüsü belki insanları şaşırttı ama genel itibariyle baktığımızda Bafétimbi Gomis iyi çalışan ve belli sürelerde çok iyi iş yapabilecek nitelikte bir futbolcu. Ayrıca daha da önemlisi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Nicolo Zaniolo ikinci bir santfor olarak oynayabilir. Zaten forvet arkasında oynama özelliği var. Orijinal mevki orası. Gerçi Galatasaray'da kanatta başlayacak ama ben rahatlıkla Galatasaray'ın ikinci golcüsü olarak oynayabileceğini ve çok fazla sayıda gol üretebileceğini düşünüyorum. Belki de sezonun kalan kısmında Galatasaray'ın en çok gol üreten futbolcularından bir tanesi olacak Nicolo Zaniolo, değerli dinleyiciler. Bu arada İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid'e Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 5 klasikoyu Barcelona 3 defa kazandı. Real Madrid ise 1 galibiyet aldı. Carlo Ancelotti yönetiminde Süper Kupayı, İspanya Süper Kupası'nı Katar'da oynanmıştı biliyorsunuz. Kaybetti Real Madrid. Bunun revanşını almak istiyorlar. Son dönemin formda ismi Real Madrid takımı son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çok formda. Son olarak 4-2'lik bir skor elde etmişlerdi Liverpool deplasmanında. Çıktığı son 4 resmi karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. Real Madrid'in formda ismi Karim Benzema. La Liga lideri Barcelona ise UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Manchester United'a elendi. Değerli dinleyiciler, bunun moral bozukluğunu yaşıyorlar. Tabii Real Madrid taraftarı da Barcelona ile alay ediyor. Avrupa'da yoksunuz. İşte Avrupa'daki gücünüz bu diye. Avrupa'nın bir numaralı kupasında, yani Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid emin adımlarla yoluna devam ediyor. Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı oldu Barcelona. Son 10 sezonda 5 kez kupayı müzesine götürdü. Real Madrid 19 defa kupayı kazanma başarısı gösterirken geçmiş 10 sezonda bir kez şampiyonluk sevinci yaşayabildi. Her iki takımın da kadrosunda çok önemli oyuncular var. Şöyle genel itibariyle baktığımızda Real Madrid'in kalede Courtois ile başlayacağını görüyoruz. Savunmanın sağında Carvalho oynayacak. Ortasında Militao ve Rudiger'e görev vermesi bekleniyor Ancelotti'nin. Sol tarafta Nacho oynayacak. Nacho sol bek, sağ bek, stoper, her şeyi oynuyor. Hatta orta sahada defansif olarak bile oynayabiliyor. Nacho Real Madrid'in altyapısından yetişti biliyorsunuz. Orta sahada savunmanın önünde Kroos oynayacak. Tchouaméni birazcık daha göbekte. Modric ön bölgede serbest adam. Balberde ve Vinicius kanatlarda. Benzema ortada, yani santrfor mevkinde. Balberde, Benzema, Vinicius üçlüsünü ön bölgedeki üçlü hücum hattı olarak da değerlendirebiliriz. Barcelona Ter Stegen'le başlayacak kalede. Araujo, Koundé, Christensen, Balde savunma bloğunu oluşturuyor. De Jong yine ön bölgedeki önemli isimlerden bir tanesi. Busquets kaptan, orta alanda merkezde oynayacak. Kessié, Rafinha, Ferran Torres ve Gabi 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Barcelona futbol takımının bu akşamki maça. Birazdan Mahmut Alparslan bizimle birlikte olacak. Şu anda kendisi müsaitmiş. Real Madrid Barcelona mücadelesi bu akşam saat 23'te oynanacak ve TV
Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Değerli dinleyiciler, çekişmeli bir maç olacağı kanaatindeyim. Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da 5 Mart'a kadar, yani transferin son gününe kadar herhangi bir gelişme olabilir mi? Bütün bunlara bakacağız. Bunun dışında sizlere aktarabileceğim önemli haberler var. Tabii haftanın hakemleri de belli oldu. Birazdan programı sizlerle paylaşırım ama şimdi at yarışı sırası, sıra at yarışında. At yarışını dinledikten sonra programımız tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Süper Lig'de haftanın programı açıklandı. Cuma akşamı Alanyaspor'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük yönetecek bu maçı. Biliyorsunuz Ersun Yanal Alanyaspor'da teknik direktör olarak atandı. 4 Mart Cumartesi günü 13.30'da Fatih Karagümrük Sivasspor'u ağırlayacak. Ümit Öztürk bu maçı yönetiyor. 16'da Trabzonspor Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Kadir Sağlam. 19'da Kayserispor Fenerbahçe maçı var. Atilla Karaoğlan bu maçta görev alacak. 5 Mart Pazar günü 16'da Konyaspor Giresunspor'u ağırlıyor. Erkan Özdamar bu maçın hakemi. 19'da ise Beşiktaş'ın rakibi Ankara Gücü Volkan Bayarslan bu maçta görev alacak. 6 Mart Pazartesi saat 20 Kasımpaşa Antalya Spor Cihan Aydın görev alacak haftanın kapanış maçı. Değerli dinleyiciler, Galatasaray biliyorsunuz Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleştiği için bu hafta maç yapmayacak ve İstanbul Spor'da haftayı bay geçen takımlardan, bu maçı bu hafta maç yapmayacak. Mourinho'nun geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı deniliyor. Roma teknik direktörünün çok istikrarlı bir görüntü sergilemediğinden bahsediyor bazı gazeteler. İtalya Serie A'da ilk 4 mücadelesi veren ve lider Napoli'nin 21 puan gerisinde bulunan Roma'da sezon sonunda ayrılık yaşanabilir. La Gazzetta della Sport'ta yer alan haberde sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamaması halinde görevine son verileceği belirtildi. Haberde Premier Lig'de zor günler geçiren Chelsea'de Graham Potter ve Real Madrid'deki geleceğini belirsizliğini koruyan Carlo Ancelotti yerine Jose Mourinho'nun gelebileceği ifade edildi. Ben Jose Mourinho'nun bir kez daha Real Madrid'de olacağını hiç sanmıyorum. Teknik direktör Mahmut Alparslan programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sanmıyorum. Siz de mi sanmıyorsunuz hocam? Yok. Anladım. Niye öyle hocam? Bitti artık o devirleri. Evet evet, artık Mourinho'nun devri bitti değil mi? Yani şöyle, çok üst seviyelerde olmaz ama işte Roma gibi, ne bileyim şeyde İspanya'ya giderse Sevilla olabilir, Portekiz'e gider Porto olur ama Chelsea belki, yani o devirler, üst seviyeler bitti artık gibime geliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, bence de üst düzey takımları çalıştıramaz. Ama Carlo Ancelotti ile ilgili aynı fikirde değilim hocam. Carlo Ancelotti çok iyi gidiyor şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde ve alabilirler. Hayır, şimdi Şampiyonlar Ligi'nin zaten onlar oluyor da anladıkları kupa kalmadı da. Doğru. Ancelotti de öyle. En fazla kupa kazanan hoca. Bu kupayı en fazla kazanan hoca. Bu da gerçek. Belki gidişatlara göre belki milli takıma gelir. İtalyan milli takımına. Acaba düşünür mü milli takımla çalışmayı? Mancini onu seçti. Yarışmacılıktan o tarafa geldi. Gidişatlar biliyorsun İtalya'da bizim gibi çalkantılı. Çalkantılı i̇ki, evet. İki hafta sonrasını göremezsin orada da. Biraz da orta seviyedeki takımlarda yandın. Akkeniz mentalitesi normal. Doğru hocam. Hocam haftanın en zor maçı hangisi sizce? Kayseri Spor Fenerbahçe maçından bahsedebilir miyiz? Bence o. Evet. Ne diyorsunuz? Vallahi 50-50 diyorum ben. Zor maça çıkacaklar. Çünkü Galatasaray'da gitti, orada mağlup oldu. Yani çok zor bir deplasmana çıkıyorlar. Kayseri büyüklere karşı iki kat daha farklı oynuyor. Oturmuş bir takımları var geçen sezonda. Yani zor bir deplasmana çıkacak. Oradan alacağı 3 puan Fenerbahçe gene şampiyonun içinde tutar. Kaybedeceği puanlarda Galatasaray'a avantaj %80 geçer. Galatasaray biliyorsunuz bu hafta Gaziantep'le eşleştiği için maç yapmıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ligden çekilmişti hocam. Bir de iyi taraf, Fenerbahçe taraftarlarının durduruldu. Herhalde gidecek tekrardan taraftarlar. Ha evet, yani maça. Yürütmeyi durdurma kararı aldı idare mahkemesi. Evet. Fenerbahçe taraftarı muhtemelen Kayserispor maçında olacak.
olması gereken, ya kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Özgür, yani %100, bu nedir ya? %100 hocam. Bir tanesi çıkıyor oradan, kimse işte buna kim karar veriyorsa neye dayanarak iptal ediyorlar. Ondan sonra senin aynı şehirdeki bulunan Kayseri 2. Mahkeme pat diye durduruyor. Yani saçma sapan yapmayın insanlar. Yani kusura bakmasın ama gidecekler Beşiktaş'tan maçlarına. Onlar da gelecek. Bu Fener Beşiktaş Galatasaray maçlarında da kaldırılması lazım. %100. Yani insanlar şey değil ya, demokratik hakları bunlar. Yani sen bana pasalık veriyorsun, bilmem ne veriyorsun, o da bir saçma bir şey. Evet. TFF'ninkini alıyorsun, giremiyorsun startlara. O da bir, niye satıyorsunuz o vakit bunları? Niye çok bu doğru şey? Hocam, böyle bir saçmalık var. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu pasolik kartına sahipseniz Fenerbahçe'nin stadında bir locaya gidemiyorsunuz mesela, ya da Galatasaray'ın Beşiktaş'ın stadında. Yok, şöyle gidiyorsun da şuna gidemiyorsun. Galatasaray Fener aralarında olduğum seyirci kısıtlaması varsa TFF'nin kartları geçerli değil. Evet. TFF niye veriyor bunları o vakit? Aynen. Bıraksın kendisi, TFF'nin de zaten ne yaptığı belli değil. Ben onu kastediyorum. Yani derbilerde gidemiyorsunuz. İşte tabii derbiler ya. Niye gitmeyeyim ben TFF'nin kartını? Bu haksa, bu alınıyorsa bunun serbest bırakılması lazım. Ama millet birbirinden korkuyor. Ya neye korkuyorsunuz abi? Bir kişi orada ne yapabilir ki? %100. Ya ne bileyim ya. Bir saçma. Ondan sonra ne oluyorsun? İşte böyle pat diye geliyorlar, durduruyorlar. E ne oldu senin verdiğin karar? Demek ki sen hiçbir sıfırsın verdiğin kararda. Yani düşünmeden saçma sapan verilen bir karar. Fenerbahçe ise neymiş? Kayserispor'da açıkladı neymiş? Bundan önce olan olay. Ne oldu ki Fenerbahçe ile Kayseri arasında? Ne geçti ki? Ben bilmiyorum ya. Belki başka ülkede yaşıyorum ben. Evet. Kayserispor'da tabii tarafgirlik yaptı yönetim. Kayserispor'un mevcut yeni gelen yönetimi. Onların başvurusu talebiyle İl Spor Güvenlik Kurulu, İl Güvenlik Kurulu da böyle bir karar aldı. Hani olaylar farklı da neyse. Tabii. Maalesef farklı. Bunlar olmaması lazım. %100. Türk insanı hiçbir zaman için devletinin karşısında değildir. Hep yanındadır. Hükümetler eleştirsin de dersin. Onlar farklı bir şey. %100 hocam. Mesele de bu zaten. Yani devlet başka, hükümet başka. Herhalde yani. Ondan sonra hükümetler, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri eleştirilir. Bu anayasal haktır, demokratik haktır. Var her zaten, bir Türk vatandaşının kullanması gereken. Yani beğenmezsen yöneticiliğini, yönetim anlayışını beğenmezsen protesto edersin, istifa edersin. Bunu şiddete götürmediğin sürece herhalde yasaldır ve demokratiktir. Ve gitmesini talep edersin. Böyle hocam. Özgür için çıkıyoruz sahaya, 20 bin seyirci, hoca istifa diyor. Evet. Yönetim istifa diyor. Ya ne yapacaksın şimdi sen? Hadi ne yapacaksın şimdi? Hoca olarak tek başına fersi ne yapacaksın? Stadı mı almayacaksın seyircileri? Yönetim olarak istifaya davet eden şeyi mi almayacaksın? Stadı mı almayacaksın seyircileri? Ya yok böyle bir şey. Bu gayet doğal. Bütün demokratik ülkelerde, laik ülkelerde yapılan bir şey. Senin de dediğin gibi çok fazla... Sadece normal istifaya davet etmek farklı, bir de çok farklı gidersin, onlara da biz de tasvip etmiyoruz. Ama doğru bir karar vermiş idari mahkeme. Evet. Ben bunu gayet makul diyorum. Çok absürt bir karardı. Düşünmeden verilen, olay farklı bir şey boyutta tabii. O kararın verilmesinin nedenleri farklı da, ama olmaması gereken bir şey. Yani hiç kimsenin maç seyretme özgürlüğünü, deplasmana gitme özgürlüğünü kısıtlama şansınız yok. Yoksun. Yok, olmaması lazım. Bu demokratik ülkelerde olmayan bir şeydir. Aynen öyle. Maalesef bunu yaşadık. Doğrusunu bulmuşlar. İnşallah bir daha olmaz. Bütün maçlarda serbest bırakılsın. Daha iyi, daha özgürce insanlar maçlarını seyretsinler. Tepkileri dile getirsinler. Ve makul çerçeve açısından biz bunların yanındayız. Böyle bir ülkeyiz biz. Böyle büyüdük, böyle gördük. Bu ülke bize böyle devrettiler yani. %100 böyle sürdürmek zorundayız. Haklısınız. Yıkıcı olmadığı sürece her fikir aynen değerlidir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Hocam, Fenerbahçe'nin deplasman performansını nasıl buluyorsunuz? Ya farklılıklar yaşıyorlar tabii. Yani 10 kişi kalmadıkları zaman Fenerbahçe deplasmanlarda da evindeki gibi oynuyor. Yani önemli olan biz tabii Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un büyük takımla değerli ama rakip ne yapacak? Şimdi siz rakibin sağ kanadında bir sıkıntı var. Onur'la çok fazla oynuyorlardı, doğru mu? Evet. Kayserispor çok fazla orasını kullanıyor. Şimdi nasıl oynayacak onu bilmiyoruz yani. Oradaki farklılık ne olacak? Yeni gelen oyuncu oynayacak mı? Sol bekte Fenerbahçe'de. Oynadığı zaman oranın aktivitesi nasıl olacak? Onu ne şekilde bize bir şey gösterecek? Yani bir girdi 10 dakika falan onu çözemezsin. Zaten Konyaspor tek kale oynanan bir maça döndü olay. Orada onun şöyledir, böyle yapıyor, bunu yapıyor dediğim zaman yanlış olur. Önündeki oynayan oyuncu olmadığı için gayet rahat gözüküyorsun. Hani Fenerbahçe kimle oynayacak bir de? Kimlerle oynayacak?
çok değişiklik yaptığı için hoca bilemiyorsun. Kayseri Spor'unda en aktif olduğu yer sağ taraftı. Orayı ne şekilde düzenleyecekler, ne şekilde kapatacaklar. Ama orta sahada çok etkili oynuyorlar. Bunu da söyledim. Çabuk çıkıyorlar. İkili mücadele sağlamlar ve sert oynuyorlar. Yumuşak bir takım değil yani. Zorlayacak bak. Mesela sana söyleyeyim yani maç zor geçecek. Peki. Son olay bir maç olmayacak maç yani. Kesin hocam. Bakalım sonucu ne olacak, bunu merakla bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Eksik olmayın. Sayın Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sevgili Bülent Can bizimle birlikte. Fotomaç Gazetesi'nin yazı işleri müdürü, Galatasaray'la ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hoş geldiniz sevgili Bülent Can, merhaba. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Valla devam, aynı tempoda devam ediyoruz. Tabii ki liglere verilen bir ara var. Futboldan bir miktar uzak kaldık işte. Şimdi tekrar başlıyor. Maçlar oynandı. Evet, bu hafta da resmi maçlara dönmüş olacağız. Ciddi bir deprem felaketinden geçtik. Milletimize geçmiş olsun ve yakınlarını kaybedenlere Allah'tan başsağlığı diliyoruz. Zor bir dönem. Futbol açısından da zor, herkes açısından zor. Umarız Türkiye bu zor günleri el birliğiyle atlatacak. Doğru. Dün omuz omuza kampanyası çerçevesinde uluslararası futbolcular, Türkiye'den futbolcular bir araya geldiler. Çok sayıda yardım ve destek geldi bu kampanyaya. Var mı bir yorumunuz? Yani böyle günlerde birlikte olabilmemiz çok değerli. Futbol dünyası da üzerine düşeni yaptı. TFF önderliğinde gerçekten çok güzel bir organizasyon sağlandı ve iyi de bir gelir elde edildi. Umarız oradaki zarar gören, depremden zarar gören insanların bir nebze olsun ve ihtiyaçları karşılanır. Peki. Şimdi Galatasaray'ın kalan süre içerisinde 5 Mart'ta transfer sona erecek. Artık birkaç gün kaldı. Bu birkaç gün içerisinde bir forvet transferi yapabileceği iddiaları da var. Bilmiyorum 3 gün içerisinde böyle bir hamlesi olur mu Galatasaray'ın? Hacı Rahit'ten bahsedildi ama benim edindiğim bilgi başkanlar düzeyinde bir görüşme olmuş. Onun dışında Galatasaray'ın verdiği bir resmi teklif yok. Yani Dursun Özbek'te Aziz Çetin arasında fikir teatisi çerçevesinde bir görüşme olmuş. Aziz Çetin Antalya Spor Başkanı, biz 10 milyon euro istiyoruz. Takas gibi formülleri de sıcak bakmıyoruz demiş. Dolayısıyla otomatik olarak zaten açılmadan kapanan bir mesele oldu Galatasaray için. Bilmiyorum, siz bekliyor musunuz bir forvet transferi? Çok fazla tabii ki beklemiyoruz ama sürpriz yani Galatasaray açısından bu sezon gerçekten transfer açısından çok hızlı gelişiyor, hızlı bitiyor. O nedenle aslında 5 Mart'ı görmeden şu an net bir şey söylemek çok zor. Tabii ki ihtimal var. Hani düşük belki ama yüzde olarak, ama ihtimal halen devam ediyor. Çünkü görüşmeler olduğu yönünde isim bilgiler de geliyor. İsimler de birçok isimle konuşuluyor ve bunların birçoğunun da doğru olduğunu anlıyoruz. Bu forvet mi olacak, orta saha mı olacak, kaleme olacak? Yani Galatasaray'ın o açıdan geniş bir ihtiyaç listesi var ve her şey olabilir gibi duruyor. Bu tabii ki golcü de neden olmasın, çünkü Galatasaray'da forvet hattında evet şu an bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor ama sezon sonunda orada bir açık oluşacak. Evet. Kaleciden bahsettiniz. Mustera bildiğim kadarıyla Kasımpaşa maçına yetişme ihtimali var. Olmazsa Konya deplasmanında oynayacak ama bir son dakikada bir kaleci transferi söz konusu olabilir mi Galatasaray adına? Olabilir, çünkü neden dersen Mustera Haziran ayında 37 yaşına basacak. Önemli sakatlıklardan geçti. Evet, hepsinden gerçekten daha formda, daha istekli, daha arzulu bir şekilde geri döndü ama dediğim gibi 37 yaşına basacak ve Okan Koçuk oynadığı maçlarda olumlu sinyaller vermiyor. Hatta bir maçta Can Kat'ı oynattı Okan Buruk. Hı hı. Yani orada bir Mustara'ya alternatif olacak bir isim söz konusu olabilir. Özellikle de mesela İnaç Pena tekrardan konuşuluyor. Galatasaray'da forma giymişti. Performansı da iyi çıkardığı maçlarda vardı. Özellikle Barcelona maçında çok iyiydi mesela, aklımızda kalan. Pena olabilir. Tabii ki orada da bir sürpriz yaşanabilir. Çünkü Galatasaray anladığımız kadarıyla
kendini aslında bu sezona çok, bu sezonu bitmiş görüyor ve şampiyonluğu da en yakın aday olduğu için Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor ve Şampiyonlar Ligi'sinde hazırlıklarını yapıyor. Bu sene tek takımla katılacağız ve bayağı da bir eleme maçları var. O nedenle direkt gidemiyor şampiyonumuz ve sezonda erken açıklar Şampiyonlar Ligi'nden elenmektense şimdiden bu transferleri yapmak çok değerli ve çok önemli. Dediğim gibi forvette de sıkıntı yaşayacak. Icardi'nin sözleşmesi, yani kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Gomis belli bir yaşa geldi. 37 yaşında o da sözleşmesi bitecek ve büyük ihtimalle ayrılacak. Teşekkür edecek ona da. Devamında Barış şu an hani kanat ve forvet gibi oy. Tabii ki orada değerlendirilebilir. Barış her zaman bir seçenek olacak ama diğer bir seçenek kim olacak? Orası soru işareti. Evet. Dolayısıyla orada bir Hacı Murat seçeneği, evet, yani rakamlar istenildiği seviyeye gelirse, düşünülen seviyeye gelirse, Hacı Murat'ın da hani Galatasaray'ı istediği yönünde de haberler duyuyoruz. Ve o nedenle 5 Mart'a kadar o transfer seçeneği masada da duracak gibi gözüküyor. Anladım. Önümüzdeki 3 gün içerisinde Antalya Spor ve Galatasaray arasında bu konuda bir gelişme yaşanabileceğini düşünüyorsunuz. Evet, yani orada bir Antalya'dan aslında bir sinyal gerekiyor. Tabii ki 10 milyon, yani Galatasaray işte Zaniolo'ya 15 milyon euro verdi. Ama tabii o transfer, bu rakam Zaniolo için ve Galatasaray için çok değil. Aldığın oyuncuya da bağlı yaptığın transfer ve miktarı. 15 milyon oraya verebiliyorsa burada da Antalya'yı da daha düşük bir rakama anlaşmaya çalışacaktır büyük ihtimalle ki Zaniola'da geleceği olan işte İtalya'da ciddi takipçileri olan ünlü kulüplerin peşinden koşturan bir oyuncu. Dediğim gibi yani orada bir sürpriz yaşanabilir. Bu arada Mario Balotelli ile ilgili bir iddia ortaya çıktı. Sion'dan ayrılacak, işte İtalya'dan bir talibi var, Galatasaray'da transferi olabilir şeklinde. Siz ihtimal veriyor musunuz? Yani çok ihtimal vermiyorum. Sion'da işler iyi gitmiyor. Taraftarlar artık istemiyorlar. Performansından da memnun değiller. Teknik heyet de memnun değil gözüküyor. Ama artık Balotelli'nin Galatasaray'a gelme ihtimali çok yüksek değil açıkçası. Anladım, peki. Bu arada dedikodu düzeyindeydi ama Talişka ismi de gündeme geldi. Suudi Arabistan'da galiba bir Twitter kullanıcısı bu ismi gündeme getirdi. Siz bu konuda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Yani evet, tabii ki biz de o isimleri takip ediyoruz yani. Ama o da çok Galatasaray cephesinden doğrulanmış bir transfer gibi durmuyor açıkçası. Pogba da konuşuldu, Firmino da konuşuldu. Ama o isimler şu an hani sosyal medyada yazıldığı kadarıyla, konuşulduğu kadarıyla. Peki. Bunun dışında Zakaryan meselesi çok konuşuluyor. Evet. O mesela o daha teyit edilmiş bir transfer. Ama o orada da ilerleme kaydedilemiyor. Galatasaray cephesi gerçekten hani onu Zaniolo transferi gibi çok değerli görüyordu. Chelsea'nin de istediği bir oyuncu ama Rusya'nın içinde bulunduğu savaş ortamı ve abluka böyle transfer yapamıyor İngiltere. İngilizler Rusya'dan ambargo nedeniyle. Orada yani bu fırsatı değerlendirmek istedi Galatasaray yönetimi, Erden Timur. Ama dediğim gibi Zakaryan ailesi transfere çok sıcak bakmadılar Türkiye'de oynamasına. Bir süre daha Zakaryan Dinamo Moskova'da devam edecek gibi gözüküyor. Galatasaray'a gelseydi sıkıntı yaşayacağını, yani ailevi kökenli nedeniyle bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Daha önce de birçok sporcu geldi. Yunanistan'dan da geliyor, Ermenistan'dan da geliyor. Herhangi bir futbol açısından, spor açısından herhangi bir sorun yok Türkiye'de. Gelseydi yani burada da adını parlatabilir, tekrardan hatta Chelsea'de gidebilirdi. Türkiye'den gitme yolu daha çok açık. Tamamen kapandı mı bu transfer dosyası sizce? Şu an bence evet, kapanmış gibi gözüküyor. Yani açılıp şeyleri ailesini de en son çare ailesiyle bir görüşme yapıldığını biliyoruz. Ama bu konuda hani dayısından babaannesine kadar herkes tweet attı sosyal medyadan, hayır diyecek diye. Yani orada bir aşılmaz duvar var. Bu noktadan sonra çok yapacak bir şey yok yani.
Fırtınacı olmanın alemi de yok yani. Doğru. Sevgili Bülent Can bu bilgileri aktardı. Fotomaç Gazetesi'nin yazı işleri müdürü. Var mı Galatasaray'la ilgili ekleyeceğiniz başka şey? Galatasaray valla bu haftayı maç geçecek. O tabii uzun bir süre maç yapmamış oldu. Antep'in deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi dolayısıyla bu hafta 3 puan hızlı zekanesine. Ve yani 37 günde 35 günde de 2 ya da 3 maça çıkacak. Uzun bir boşluğu olacak Galatasaray'ın. Yani bu tabii ki performansını nasıl etkileyecek? Şu an maç fazlasıyla 9 puan farkı var. Gelecek hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Tabii Galatasaray'ın alacağı sonuçlar şampiyonluk yarışını da etkileyecek, değiştirecek. İddialı takım kim olacak göreceğiz. Galatasaray eğer takılırsa tabii ki. Ama Galatasaray için evet zor bir dönem. Bu dönemi de geçebilirlerse herhalde oradan sonra da şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi'ne biletine ulaşabilecek gibi gözüküyor. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için sevgili Bülent Can. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Futbol. Anadolu'dan futbol. Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın ardından meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen ligde deprem bölgesinde yer alan Yeni Malatya Spor ve Adana Spor bildiğiniz üzere ligden çekilmişti. Lige verilen arada ise 4 takım teknik heyetlerinde değişikliğe gitti. Bu süreçte Altay'da Sinan Kaloğlu'nun yerine Ayhan Tuna Üzümcü, Bandırma Spor'da Mesut Bakkal'dan boşalan göreve İlker Püren, Erzurum Spor'da Muzaffer Bilezer'in yerine Hakan Kutlu ve Bolu Spor'da Sait Karafırtınalar sonrası Erzurum Futbol Kulübü'nden ayrılan Muzaffer Bilezer ile anlaşıldı. Bu teknik direktör değişikliklerinin ardından ligdeki 17 takımdan sadece 4'ü sezona başladığı çalıştırıcılarla devam ediyor. Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, Eyüp Spor'da İbrahim Üzülmez, Pendik Spor'da Osman Özköylü ve Bodrum Spor'da İsmet Taşdemir yerlerini koruyan isimler oldular. Bu sezon teknik direktör değişikliklerinde en hareketli takım 5 farklı isme görev veren Tuzla Spor oldu. Gençler Birliği ve Bandırma Spor teknik direktörlük konusunda 4'er isimle çalışırken Denizli Spor, Altınordu, Göztepe, Sakarya Spor ve Samsun Spor 3'er teknik direktörü göreve getirdi. Ligden çekilen Adana Spor ve Yeni Malatya Spor dışında teknik direktör değişikliği yapan takımlarda işte Denizli Spor, Altay, Altınordu, Keçiören Gücü, Bandırma Spor, Bolu Spor, Erzurum Spor, Gençler Birliği, Göztepe, Manisa Futbol Kulübü, Sakarya Spor, Tuzla Spor, Samsun Spor. Yani anormal ölçüde bir sirkülasyon gerçekleşiyor birincilikte teknik direktör konusunda. Futbol. Anadolu'dan futbol. Kayseri Spor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'deki son duruma bakacağız. Usta gazeteci sevgili Yusuf Dursun bizimle birlikte Fanatik'te yazıyor bildiğiniz üzere. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Soğuk bir İstanbul gününden. Doğru, İstanbul soğuk. Artık evet. Olsun yani, Şubat'ı bitirdik, Mart'a girdik. Doğru, ve hatta bir sanki ilkbahar gibi itti değil mi havalar? Evet evet, gerçekten. Doğru söylüyorsun. İşte havaların da böyle gitmesi her yeri sallıyor vallahi. Bütün Türkiye'yi sallanıyor. Sallıyor. Bir de kuraklık söz konusu, yağışlar az olunca. Sorma yani, bilmiyorum. Umarım kısa zamanda bunların hepsini atlatırız. Umarım. Dediğiniz gibi olur. Yusuf abi, Fenerbahçe taraftarı muhtemelen Kayseri deplasmanında olacak. Evet. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı alındı, evet, idare mahkemesi tarafından. Tabii bir günlük itiraz süresi var. Bakacağız yarına. Yani zaten, ama ben olacağı evet kanaatindeyim. Yani herhalde yani zaten şey de buydu yani, olması gereken de buydu. Lüzum yok bu kadar şeylere girmeye. Tabii biz siyaseti fazla şey yaptığımız yoktu ama yine de keşke olmasın. Bu sefer diğer takımlara da yansıyacak. Güzel bir hava yakalamışlardı. Örneğin yıllardır Trabzonspor'da Fenerbahçe formaları ne kadar güzel taraf bayraklar açıldı Trabzon'da. Uzun zamandır hiç görmüyorduk. Ne kadar güzel bir arkadaşlık oldu. Diğer takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Fener. Yani bunu bozmayalım. Umarım bir şey yanlışlıkla herkes zaten döndü anladığım kadarıyla. Bundan sonra da gündeme gelmez. Taraftarlarımız da olgun bir şekilde takımlarını desteklerler diye düşünüyorum. %100 bu oluşan birlikteliği bozmamak lazım. Son derece haklısınız. Gerçekten çok önemli. Bir zaten zor günler geçiniyoruz. Her gün ağlıyoruz, sızlıyoruz. Bir de futbolla şey yaparsak işte hoş olmaz yani. Haklısınız. Sevgili Yusuf Tursun bizimle birlikte Fenerbahçe bölümümüzde sohbetimiz devam ediyor. Takımdaki son durum ne? Deplasman öncesi, Kayseri deplasmanı öncesi. Anladığım kadarıyla Perez yine onun ağrıları arttı herhalde. Yine o oynamayacak birkaç hafta.
Batçay'ın da ağrıları vardı. O da götürülmeyecek yarın şeye, Kayseri'ye. Şey düzeldi bugün. Takımla antrenmana çıktı Arda. Grip olmuştu. Onda sıkıntı yok. Hoca şans verirse oynar ama şans vereceğini sanmıyorum. Yine son dakikalarda belki ona şans verir. Maç tabii önemli maç. 3 haftadır kazanıyorlar bildiğim kadarıyla. Büyük bir çıkış yakaladı Kayserispor. Fenerbahçe'de tabii puanı 6, bir maç eksik 6'ya indirdi puan farkını. Evet. Mutlaka kazanılması gereken bir maç. Zor bir karşılaşma 90 dakika Fenerbahçe'yi bekliyor. Kadro konusunda şimdi şu oynar bu oynar zaten sezon başından beri hep yazıyoruz ediyoruz ama bir türlü tutturamıyoruz. Yani en az 2-3 oyuncuyu bilemiyoruz. Hoca en iyi olanı herhalde oynatacağını düşünüyoruz. Şu anda dediğim gibi cezalı durum, cezalı yok. Hocanın da cezası bitti. Önce de yarın cumartesi günü sahada olacak. Fener bu maça iyi hazırlanıyor gördüğümüz kadarıyla. Tabi antrenmanları şu ara açmıyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Sevgili Yusuf Tursun, Yusuf abi sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Şu anda antrenmanlar açık değil ama 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkabileceğini tahmin edebiliriz herhalde değil mi? Yani tabii ki yani belli hemen hemen gelişmeyen elemanlar vardı. Başta Altay olmak üzere Ferdi. Yani bunlar Samet yeni şeyler. Diğer forvette iki tane zaten birisi King olacak. Valencia olacak. Tabii gözden yine Valencia'da olacak. Haftalardır Fenerbahçe'yi sırtlıyor götürüyor. İyi de bir form yakaladı. Bu maçta da en büyük kozu olacaktır. İşte orta sahada çok kalabalık var. Orada işte İrfan Can, Mert Hakan var. Crespo var. Tabi orası çok kalabalık bir şey. Bölge. Orada tabi Zaç var. Mesela son haftalarda Zaç büyük bir çıkış yakaladı. Onlar arasında tabi daha henüz karar vermedi. Onlar da işte herhalde değişiklikler yapar diye düşünüyorum. Fener tabi şu anda şeye göre ağır basıyor. Daha doğrusu kazanmak zorunda bir maç. Bakalım. Peki. Umarım seyirci de gelir. Güzel bir maç olur. Evet. Kavgasız mavgasız güzel bir maç olur. 3 gün kaldı transferin bitmesine. Bu 3 günlük süre içerisinde evet. Fenerbahçe'den bir transfer bekliyor musunuz? Olabilir ben, mi? Valla Fenerbahçe'den daha önce söylüyordum yapacaklardı ama ben sanki biraz umudumu yavaş yavaş kesiyorum. Çünkü kadro zaten geniş kadro. Yabancısı da dolmuş durumda. Yapacağını tahmin etmiyorum. Yani çok sürpriz olursa sürpriz olur benim için. Çünkü hoca artık bir oyuncuları da hepsiyle de artık anlaştı. Onlar şey yapıyor. Onlara güveniyor. İyice çalışıyorlar. Herkes yavaş yavaş forma girdiler. Ben sürpriz olur eğer olursa diye düşünüyorum. Sürpriz olur. Yani kesin bir şey söyleyemiyorsunuz. Evet, çünkü yani, Lucas Moura'dan çok sık bahsedildi ama bu önümüzdeki sezon için düşünülen bir transfer. O aynen katılıyorum. Önümüzdeki yıl için transferleri yapıyorlar, ediyorlar. O da bence doğru bir şey. Şimdiden ayarlamak iyi. Yeni sezonda yani şu bu sezonda yeni bir oyuncunun geleceğini tahmin etmiyorum. Peki. Yusuf abi çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili Yusuf Tursun bu bilgileri aktardı değerli dinleyiciler. Fenerbahçe ile ilgili olarak dün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş uzun bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu basın toplantısında pek çok konuya vurgu yaptı. O zaman lig iptal edilsin şeklinde bir sözü var. Ama tamamını okumak lazım cümlelerinin. Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Hayat bize bir ders verdi. Bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız diyor Şenol Güneş. Siyasi tarafa çok şekilde seçimler var. Bu alana girmem. Devlet de birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş içinde beni sevmeyen varsa onlar Beşiktaşlı değildir diyemem. Eleştiriden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum diyor. Şenol Güneş aslında burada önemli mesajlar veriyor. Yani ayrıştırma yapmamalı. Benim teknik direktörlüğümü, teknik direktör performansımı beğenmeyen de vardır. Onu
böyle söyleyen birisini Beşiktaş'ta olmamakta itham edememem diyor. Yani türbünden çıkan işte protesto seslerini de bu çerçeveden değerlendirmek gerektiği kanaatinde. Ben öyle anlıyorum en azından. Şenol Güneş buna vurgu yapıyor. Hükümet eleştiri aldı. Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli diyor. Enkudu'nun gitmesi gerektiğine işaret ediyor ve onun gidişiyle ilgili bir düşüncemiz vardı ama olmadı diyor. Yine Zayis gitmek istedi diyor ki Zayis'e İtalyan takımları ilgi göstermişti ama somut bir teklif gelmedi. Dolayısıyla onun gidişi de mümkün olmadı diyor. En çarpıcı açıklamaysa Delali ile ilgili olarak. Delali iyi bir insan, çalışıyor, topu kazanmak konusunda problem yaşamıyor ama topu doğru kullanmak ve direnç göstermek konusunda çok ciddi sorunları var. Sanki hiç gücü yokmuş gibi davranıyor. Sanki hiç gücü yokmuş gibi oynamaya, futbol oynamaya gücü yetmiyormuş gibi görünüyor. Bundan elbette ki ben de sorumluyum ama benim dönemimde gelmedi. Delali'nin bu durumu beni rahatsız ediyor diyor Şenol Güneş. Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Sinan Vardar programımızın bu aşamasında bizimle birlikte Şenol Güneş'in bu önemli sözlerini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza Sinan abi. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Hemen sondan başlayalım. Şimdi Şenol benim için hiç bu şey değil yani sürpriz değil. Yani iki sene hiçbir varlık gösteremeyen futbolu bırakmış gibi bir insanın tekrardan futbola dönmesi. Ben yani geldiğinde de bunu ben biliyordum, hissettim. Çok normal. İyi bir insan olabilir. İyi bir insan olmakla iyi bir futbolcu da olacak diye bir şey yok. Tabii profesyonel için, dünya başka iş diyor. Yani onun için hakikaten olmadı. Yazık oldu. Onun yerine başka futbolculara şans verilebilirdi. Birçok genç futbolcu bırakıldı. Öyle bir düzen kuruldu. Yazık oldu. Onun için Delali'nin faydası olmasın. Zaten hoca da herhalde artık ümidi kesmiş. Bunun dışında Şenol Güneş aslında bundan sonra sezonu bir sonraki sezonu nasıl yaparız, takımı nasıl yapılandırırız yani, düşüncesi içerisinde anladığım kadarıyla, öyle mi? Öyle de olacak zaten. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiası artık bence çok az, yani %2 değil. Onun için tabii ki öyle denir yani, senin takımını yapacağız. Şimdi inşallah Semih'i, bir de bizim Vardar'ı, o iki çocuğu bundan sonraki maçlarda ilk 11'de oynatır. Hiç olmazsa onlar da bir 13-14 maç görülür. Bunlar kalıcı mı olur, o da belli olur. Anladın mı? Boşuna seneye de ümit şey yapılmaz. Eğer o takıma uymuyorlarsa, bir verim veremiyorlarsa, yeteneklerini ispatlayamıyorlarsa onlardan da ayrılabilir. Yani bu bir şans olur Beşiktaş'a. İki futbolcu kazanırsa ama iki tane genç yeteneği kazanmış olur. 11'de oynatma ihtimali var mı Şenol Güneş'in? Antrenmanlarda yer alıyorlar galiba. Oynatmazsa yazarız. Yani oynatsın. Artık Delali'den de ümidi kesmiş. Değil mi? Evet. Oynatsın kardeşim. Bu çocukları bir görelim 12-13 maç. O da kendisi. Çünkü artık Beşiktaş'ın hakikaten seneye takımını oluşturması lazım. Bundan sonraki süreçte Şenol Güneş'in hedefi evet, önümüzdeki sezonun yapılanmasını gerçekleştirmek ama yani alt yapıdan akademiden gelen oyunculara yer vermesi büyük bir önem arz ediyor. Yani işte fazla da alan yok. İyi futbol kendisi Göztepe'ye verildi. Biri Eyüp'e verildi. Keşke verilmeseydi. Şimdi yani bir uzun Vardar var, bir de işte Semih var. Onların ikisini oynatsın diye düşünüyorum. Şenol Hoca'ya yönelik çok ciddi bir eleştiri var mı Beşiktaş camiasında? Ya Beşiktaş camiasında neticeler kötü gittikçe ama Şenol Hoca'ya bir sempati var. Yani son 3 senede 2 kere şampiyonluk kazanmış bir antrenör. Onun için yani bir sempatisi daha fazla diyebilirim ama anladım. Böyle de giderse sezon sonuna kadar daha kötü neticeler alırsa biliyorsun tribünler bizim iki maçta şekil değiştiren yapıları var tribünlerin çoğunluğunun. Her şey olabilir yani. Anladım. Sayın Sinan Vardar'la sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Beşiktaş yönetiminin olağanüstü nitelikli seçimli kongreye gidebileceği yönünde düşünceler ortaya çıkmıştı. Bilmiyorum böyle bir süreç görüyor musunuz siz Beşiktaş'ta? Şimdi güzel kardeşim bak çok şey olarak Sayın Ahmet Çebi bir federasyon başkanı olmak istiyor. Kesinlikle ben bunu bildiğim yerden de biliyorum. Kesinlikle. Şimdi onun için sezon sonunda bırakabilir kulübü. Yani ben nasıl Yıldırım Demirören dedi, ben de yönetim değilim biliyorsunuz. Evet. Ben de federasyona adayım dedi, beni teklif ediyorlar dedi, bıraktı. Ahmet Çebi de bırakabilir. O zaman bir seçim olur. Şimdi herkes yani hevesleniyor, seçim diyor ki olağanüstü kongre. Ahmet Çebi niye yapsın olağanüstü kongre?
Hı. Yani böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil yani. Anlatıyorum, ancak kendisi bırakır, federasyon adayı olursa Ahmetçiğ'i bırakacaktır. Öyle bir şey de vardı kararı. Tam son hikayeyi bilmiyorum ama bak göreceğiz. O zaman şeyler olur. Adaylar kim dersen özgür. Sana söyleyeyim. Hasan Arat aday kesin. Hı. Sayın Tevfik Yaman Türk aday. Emre kardeşim de aday. Yani şu anda 3 tane aday gözüküyor. Mevcut yönetimdeki ama, Emre Koca da aday. Yani 3 tane aday var. Bunu söyleyebilirsin yani. Benim ağzımdan da söyle. Tamam, 3 tane aday var. Kesin. Peki. Var yani. Peki. Şimdi biz de bir Vardar ailesi, Mete, ben, bizim ailede bu kongrede etkin olacağız. Ama nasıl olacağını da izleyip göreceğiz. Ben de onu soracaktım. Sizin tasarrufunuz ne kongreyle ilgili olarak? Var. Bu kongrede artık öyle şey yok yani. Biz ağırlığımızı koyacağız. Kimden yana? Bakalım daha şimdi ama sana söyleriz. Tamam. Peki. Ben bir belli olsun yani. Başkan bir bıraksın, kongre olsun bakalım, değil mi? Peki. Ondan sonra konuşuruz. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hadi iyi bak kendine. Sağ olun. Siz de öyle. Sayın Sinan Vardar bizimle birlikteydi Beşiktaş bölümümüzde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ve Elche'nin 17. haftada oynadığı maçtaki ikinci golün tartışmaları devam ediyor. İspanya'da yayın yapan gazeteler Cadiz'in Elche'nin bulduğu gole ilişkin rekabet komitesine yaptığı ilk itirazın reddedildiği ve kararı spor idare mahkemesine taşıdığı belirtildi. Haberde Cadiz'in konuyla ilgili karar verilene kadar ligin askıya alınmasını istediği ifade edildi. İki takım arasında ligin 17. haftasında 16 Ocak'ta oynanan maç 1-1 eşitlikte sonuçlanmıştı. Cadiz, Brian Ocampo'nun La 7. dakikada öne geçerken Elche 81. dakikada Ezequiel Ponce ile eşitliği sağlamıştı. Topladığı 25 puanla Cadiz 16. sırada yer alıyor ligi. Son sırasındaki Elche'nin ise 9 puanı bulunuyor. Bakalım bu tartışmalı golün kararı ne şekilde çıkacak spor idare mahkemesinden. Avrupa'dan futbol. İspanya. Ahmet Ağoğlu başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin 25-26 Mart günlerinde yapılması bekleniyor değerli dinleyiciler. Aksal Yavuz bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyisiniz umarım. İyiyiz. Çok şükür. Siz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl yorumladınız? Nasıl değerlendirdiniz bu kararı? Ya şahsen ben bekliyorum. Tahmin ediyorum. Sürpriz değil. Evet. Sürpriz değil, zira sezon başından bu yana yönetim içerisinde bazı ayrılıkların olabileceği, bazı toplantılarda zaman zaman sert rüzgarlar estiği kulağımıza geliyordu. Hı-hı. Buraya kadar geldi. Bugün de öğrendik, sizin de malumunuz. Kongre kararı... Özellikle Ertuğrul Doğan'la Başkan Ahmet Ağoğlu arasında 8 aydan beri mesafeli bir ilişkinin olduğundan bahsediyor. Doğru mudur? Katılıyor musunuz? Doğrudur. Neden böyle? Ya biliyorsunuz görüş ayrılıkları olur. Bu genelde her yerde değildir ama birçok yerde bunlar olur. Sayın Ahmet Ağoğlu da yönetimin, daha doğrusu yönetici arkadaşların böyle bir talebine yönetim kurulunda bir oy kullanmasını istedi. Hepsi istediler. 9 kişi kongreye gitme kararının uygun olacağını söyledi. Tabii asıl bundan sonra ne olacak? Bir kere Sayın Ahmet Ağoğlu devam etmeyecek. Ha, onun tekrar yönetimini yenileyerek aday olma ihtimali yok yani. Yok, hayır. Peki. Yok. Sayın Ertuğrul Doğan aday olur. Bugün birkaç konuşma yaptım. Birkaç aday daha var. Onlar da önümüzdeki günlerde herhalde açıklarlar. Bu da şu demektir. Bu kongre müthiş çekişmeli geçecek. Öyle mi? Çok adaylı bir seçim olacak. Çok adaylı olmasa bile... İki adaylı olsa bile çok çekişmeli ve çok... tansiyonu belki, yüksek. Tansiyon diyelim veyahut tabii bunlar Trabzonspor'un lehine olur.
Ama şunu çok net söylüyorum. Sabah da Sayın Başkan'la bayağı bir sohbet ettik, konuştuk Ahmet Ağoğlu'yla. Başkan devam mı tamam mı dedim. Devam etmeyi düşünmüyorum dedi. Dedim bayağı da bir yoruldunuz. Hı hı. O minvalde söylüyorum. Sayın Ahmet Ağoğlu kongrede aday olmayacak. Anladım, olmayacak. Peki Sayın Başkan ne diyor bu alınan kararla ilgili olarak? Kendi isteği doğrultusunda olmadı galiba. Çoğunluk kararı varmış. Sayın Başkan'ın da muhalefet şerhi varmış kongreye. Yani ona benzer diyebiliriz. Ona benzer diyebiliriz. Ne diyor tam olarak? Ya işte 9 kişi kongreye gitmemizi istedi. Ben de bunu gördüm dedim. Buyurun o zaman. Onlar da herhalde şu an şeyleri açıklanacak. Sırada tarihi 3 aşağı 5 yukarı söylediniz. İşte herhalde bu akşam veya yarın da o tarih net olacak. Bu da şu demektir. Trabzonspor'u gelişmeli bir kongre bekliyor ama bence 3 ay sonra veya 5 ay sonrası olacağına veya 1 yıl sonra böyle bir tabloya karşılaşılacağına, böyle bir dönemde olması en azından önümüzdeki yıla daha hazırlıklı olmuş olursunuz sevgili Özgür. Evet. Sayın Aksal Yavuz fikirlerini ve düşüncesini edindiği bilgileri sizlerle paylaştı. Bu arada Ertuğrul Doğan aday olacaksa bir diğer aday kim olabilir? Onu söyleyemem. Öyle mi? Henüz ama belli. Hayır, 2-3 tane isim konuşuluyor. Çünkü camiada çok kişiyle konuştum bugün. Onlara yakın tarihte açıklayacaklar. Ona istinaden diyorum ki çok zor bir seçim olacak diye. Bazı isimlerin tekrar işte yeni isimler var. Trabzonspor'a daha önce görev almış olan isimler var. Yönetici anlamında söylüyorum. Anladım. Çok renkli bir seçim olacak, renkli. Tabii bizi ilgilendiren taraf şu. Bu Trabzonspor'un lehine olacağı için. Buradan yine Trabzonspor kazançlı çıkar diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki Abdullah Avcı ve teknik heyetin geleceği nasıl şekillenir? Bu kongreye bağlı endeksi bir biçimde değişiklik olabilir mi sizce? Ya mesela şöyle, hem yönetim, daha doğrusu başkan ve Abdullah Hoca üzerinden konuşursak, ben arkadaşlara da söyledim. Sizler yıllar sonra bu camiaya bir şampiyonluk yaşattınız. O anlamda sizi tebrik ediyorum. Ha, bir Trabzonsporlu olarak, şimdi spor adamlarını bir kenara bırakalım. Bir Trabzonsporlu olarak, bir divan üyesi olarak ben teşekkür ediyorum. Krediler de olmalıydı ama bazen öyle bir oluyorsunuz, işleri yolunda gitmediğinde böyle bir kararla karşılaşabiliyorsunuz. Bence de bu gayet doğaldır. Anladım. Bakalım gayet. Neler olacak, bunu hep birlikte inşallah göreceğiz. İnşallah. Sayın Aksal Yavuz önemli bilgileri aktardı sizlere alınan kongre kararı ile ilgili olarak. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar. Nasılsınız, nasıl gidiyor çalışmalarınız Antalya'da? İşte Antalya'daki çalışmalarımızın son demlerini diyelim. İşte Rus takımları da hem birincilik hem ikincilik başladığı için onlar gitti. Bir iki tane kuzey takımıyla birçok kadın futbol takımı burada daha. Hı. Kamplarını devam ediyorlar. Onlar kaldı. Bir de kuzeyli birkaç tane takım, Danimarka'nın ikinci, üçüncü ligi, İsviçre'nin ikinci, yani üçüncü ligleri, amatör takımlarından da gelenler var. Hı. Onlarla birlikte bu sene oldukça hareketli ve güzel bir şey geçti. Öyle diyelim yani. Evet. Rus takımları gittiler. Rus Premier'lik takımları gittiler. Üçüncülük ve dördüncülük takımları var burada. Onlar da zaten çok yoğun geliyorlar, gidiyorlar her sene. Onların şeyleri var. Hı. Bir de kanocular, kayakçılar falan filan. Onlar da hem Belarus'tan hem Ukrayna'dan hem de diğer ülkelerden geliyorlar. En azından bu ölü sezonu da çok canlı geçirmiş oldular yani. Onun için de iyi oldu. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi bu arada Arsene Zakaria'nın ilgili şunu öğrendim. Galatasaray Dinamo Moskova ve kulübüyle anlaşmış. Zaten sizin daha önce belirttiğiniz gibi menajeriyle uzun süredir görüşüyormuş. Ama Zakaria'nın kendisiyle de anlaşılmış ama babası fanatik düşüncelere sahip. Yani Ermeni diasporasına yakın düşüncelere sahipmiş. Zaten Karabağ'dan Moskova'ya göç etmiş bu siyasi nedenlerden dolayı. Ve dolayısıyla ben oğlumun bir Türk takımına gittiğini kimseye açıklayamam, yakın çevreme bunu anlatamam diyerek karşı çıkmış transfere. Ne diyorsunuz?
Şimdi ben oradaki kafamdaki soru işareti olan kısmı da orasıydı zaten. Sonuçta benden birçok transferde öyle engeller çıkıyor. Yani daha ziyade eşlerinden sonra anne babalar devreye giriyor. Burada da ailesinin girmiş olması herhalde normal karşılıyorum. Çünkü bu şeylerde bir de çevresinde sadece Türk takımlarıyla ilgili değil. Türk takımlarının yetiştiriciliğiyle ilgili de bir sorun var. Sadece onu o şekilde açıklamamız mümkün değil. O zaman siyasi nedenlerden dolayı birçok ülke bazı oyuncular gitmez. Ama hiç öyle olmuyor. Yani onlar siyasi nedenlerden dolayı siyaseti spora fazla karıştırmadan onu hallediyorlar. Ama buradaki sorun aynı zamanda da çevresinin, yakın çevremi anlatamam demesinin sebeplerinin, temel sebeplerinden bir tanesi yetiştirilmesi. Oyuncunun yani daha iyi bir Avrupa ülkesinde, daha çok genç oyuncu çünkü 19 yaşında. Evet. Kendisini geliştirebileceği bir yeri anlatabilirsin. Dersin ki artık siyasi olarak da çok ters düştüğüm düşüncelere sahip olsa bile bu ülkenin futbol koşulları çok uygun diye götürebilir olduğunu. Ama burada öyle bir şey de yok. Yani Türkiye'nin o konudaki en büyük handikaplarından birisi işi geçmiş oyuncuların buraya gelmiş olması. Bu kusura bakmayın ama %90 böyle oyuncular, gelen oyuncuların hepsi bu düşüncelerle geliyorlar yani. Yani burası son itibariyle üçüncü dünya devletinin ülkesi burası. Yani Süper Lig'de gelişebileceğini düşünmediği için itiraz ettiğini düşünüyorsunuz. Yani etnik takım siyasi nedenlerden ziyade yani, daha çok o neden. Onu da katarak söylüyorum. Onu da zaten onu da bir kısmını o şekilde anlatamazsın, bir kısmını da öteki türlü anlatamazsın. Hı-hı. Ama hadi en sonunda derler ki yani çocuk daha çok genç, Türkiye'de onu geliştireceklerine inanıyor musun? Çünkü o konuda da Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin ve diğer Türk takımlarının çoğunu kusura bakmayın yani gerçekten futbol şeyini en son düşünen yani ülke, yani biraz Çin'in önündeyiz, biraz da golf ülkelerinin önündeyiz. Onun haricinde verdiğimiz paralar çünkü çok absürt paralar. Ya bunlar yani normal olmayan çok büyük paralar Özgür. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Yani bu para atıyorum bir Avusturya'daki Salzburg takımı, bu çocuğu alsa 15-20 milyon da öder. Çocuk 1 milyon orada oynar. En fazla. Anladım. Maaşı çok yüksek olmaz yani. Yok, maaşın yüksek olmasına gerek. Bütün herkes de kabul eder çocuğu. Yani siyasi nedenlerden dolayı Avusturya ile Ermenistan birbirine girsin. Ama futbolculuğu açısından da bu sefer sportif şeyler devreye girer. Çocuğun sülalesi, annesi, babası, sülalesi, dayısı kabul eder. Çok anladım dediğiniz. Yetiştirici bir kulüp. Ondan sonra Leipzig'e gideceğini bilir. Ondan sonra da İngiltere'ne, Avrupa takımlarına gidebileceğini bilir. Yani böyle bir şeyi anlatabilirsin. Yani burada da Galatasaray'ı suçlamak şey anlamında çok doğru değil yani. Yani bu etnik nedenlere bağlamak çok doğru değil. Yalnız Galatasaray'ın da bu konudaki şeylerini sen Galatasaray'ı kimse suçlamasın yani o anlamda. Anladım yani, dediğiniz. Peki. Yani bizim ülke olarak böyle bir şeyimiz yok. Anladım. Biraz kulüp dışındaki etkenlerden kaynaklanıyor bu transferin gerçekleşmemesi. Anladım. Bunun yoksa Galatasaray çocuğun bonservis parasını da öder. Çocuğun istediği yıllık maaşı da çok rahatlıkla öder. 15-20 milyon euro arasında bonservisini düşünelim. Çocuk da 2 milyon civarında bir para istiyorsa bunları Galatasaray çok rahatlıkla ekonomik olarak karşılayabilir. Anladım. Bu yaştaki yetenekli bir oyuncuydu. Zaten çok istemizin sebebi de o. Galatasaray'da geliştirmek için istiyor oyuncuyu. Ve oyuncunun da özellikleri çok iyi yani o anlamda. Peki.
Evet abi, bu arada Hacı Rahit ile ilgili öğrendiğim şu: Hacı Rahit'in menajeri Antalyasporlu yetkililere, yöneticilere gelerek demiş ki ben size teklif getireceğim ama 10 milyon euronun altında olabilir bu teklif. Onlar da işte getir, ondan sonra konuşalım demişler. Bunun üzerine Galatasaray'a gitmiş Hacı Rahit'in menajeri. Fakat Galatasaray resmi bir teklif vermedi Antalyaspor'a. Sadece başkanlar düzeyinde Dursun Özbek ile Aziz Çetin arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Aziz Çetin de bu görüşmede biz futbolcu takasına ya da başka bir formüle sıcak bakmıyoruz. Parayla ilgileniyoruz. 10 milyon euro istiyoruz. Çok da fazla indirim yapma niyetimiz yok. Çünkü zaten Lokomotiv Moskova bize 10 milyon euro teklif etti. Ama Hacı Rahit razı değil. Dolayısıyla biz parayla bu işi çözmek istiyoruz demiş. Dolayısıyla Galatasaray adına kapanmadan, açılmadan kapanan bir mesele olarak görüyorum ben. Bilmiyorum Hacı Rahit meselesini. Siz ne dersiniz? Yani onu daha önce konuşmuştuk. İçinde olmadığım bir konuşma. İçinde değilim çünkü ben ne kadar Hacı Rahit'i silah zoruyla diyelim, böyle tabiri caizse. Çok Antalyaspor'un başta şimdiki başkanımız Aziz Çetin, ikinci başkandı o zaman. Yani onun kanalıyla aldırdık, öyle diyelim, yöneticilik açısından. Hoca olarak Ersun Hoca oradaydı. Yani Ersun Hoca'nın zamanıydı. O dönemde aldırırken ikinci başkanları Fesih Tamimci vardı. Mehmet Algün dışarıdan yardım ediyordu başkana. Mustafa Yılmaz vardı o zaman. Mehmet Algün'ün de çok katkısı var. Yani Hacı Vıray alınırken. Onun için bir de Antalyaspor'un çevresindeki çok önemli iş adamlarından Osman Bey var. Osman Satmaz. Onların da çok özel katkısıyla, çünkü onları tanıyorum. Yani onun için çok zor aldırdım dediğim sebebi o. Yoksa Hacı Vıray'ın yerine ya Tetih'i alacaklardı veyahut Tiham'ı alacaklardı Fenerbahçe'de. Ama bu civarda bir para ödüyorsanız aşağı yukarı aynı bütçede böyle bir oyuncu var, bunun üzerine gidelim deyince Aziz Başkan'la, şimdiki Aziz Çetin Başkan, ikinci başkandı. Fesih Tamimci'ye ben onu gösterdiğim zaman videosunu, çok sıcak baktılar. Ondan sonra da işi yürüttüler. Hatta benim üzerimden de yürüttüler. Yani ben menajerle kontağa geçtim, kulüple kontağa geçtim. Çocuğun şartlarını ortaya çıkarttım. O şekilde transfer oldu. O anlamda ondan sonra da Aytaç Bey var. Kulübün sportif direktörü. Aytaç Bey yürüttü bütün görüşmeleri. Çok zor bir... Sonra da yani hem çocuk sakatlıktan çıkıp kendisini ispat edinceye kadar Mehmet'i sakatlanmasın. Tekrar oynatmayacaklardı onu. Mehmet'i sakatlandıktan sonra geçen sene oynattılar. Oynattıktan sonra da çok olağanüstü iyi performans gösterdiği için herkesin dikkatini çekti. Çekmeye de devam ettin. Çünkü çok farklı oyuncu hala. Yine Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası'nın sonrasındaki doğru maç trafiği olmuş olsaydı bu düzeyde sakatlanmazdı. Sakatlığı uzun sürmez. Çünkü bir yırtık konusu. Onu ben defalarca söylüyorum. Kulüpleri o konuda uyarıyorum. Yırtık olur olmaz bir daha maç oynattırmayacaksın oyuncu. Ben onu niye söylüyorum? Çünkü Köln Spor Akademisi'nde spor sakatlıkları ve rehabilitasyon dersi gördü. Evet. Onun için onu zamanında Servet için söylemiştim. Millet karşı çıkmıştı. Milli takımda sakatlanmıştı. 3 santimlik Servet'in yırtığı, Servet Çetin yırtığı. Orada oynadığı grup maçlarında oynadığı yırtıklardan Fatih Hoca'yla onun için kavga etmiştik. 7-8 santime çıkıp çocuk 7 ay oynayamamıştı. Bu yırtık konuları çok tartışılan konular. Yani fibrillerin yani kası oluşturan iplikçikler var. O iplikçiklerin yırtılması temel alındığı zaman bunlara o yırtık oluşur oluşmaz müdahale edip oyuncunun oynatılmaması lazım Özgür. Oyuncu oynatılırsa takatlık 2 hafta 3 hafta sürecekse veyahut en fazla 1 ay sürecekse 3 aylara 4 aylara 5 aylara girer. Çıkıyor, evet. Yani bunu çok dikkat etmemiz gereken kısmı burası. Peki. Yani onu ben daha önce Servet'le anlatırken problem yaşadım. Şimdi Hacı Bıraht'ta da aynı şekilde de başımıza geldi diyelim. Konuşmanın bir futbolcu sakatlanması çok hoş bir şey değil. Doğuzun da sürdüp
bir de pazarlık gücü çok yüksek bir oyuncu. Evet. O anlamda da Hacı Veraj için aynı şeyi söylüyorum Özgür. Hı-hı. Onun potansiyeli çok farklı. Peki bu dönem içerisinde transferin açık olduğu Rusya dışında da pek fazla ülke yok. Sanırım değil mi? Sanırım bu dönem içerisinde bir transfer söz konusu değil Hacı Veraj için, sezon sonuna kadar Antalya Spor'da kalıyor. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Sezon hayırlısı, sonunda, o, hayırlısı oysa o olsun. Peki. Öyle diyelim. Mithat abi çok teşekkür ederim. Ben Beşiktaş'ın yerine Beşiktaş olarak onu çoktan alırdım. Evet. Beşiktaş çok büyük hata yapıyordu. Abubakar'ın yerine, Abubakar ne yapacaksın? Abubakar'ın işi bitmiş bir oyuncu. Hı-hı. 3,5 sene adam alıyorsun. Yaşı belli değil. Yaşı belli bile 30 diye geçiyor. Ne 30'u? Ben 30 yaşındayım o zaman. Anladım dediğinizi. Yani Afrikalı oyuncuların yaşları küçük yazdırılıyor. Normalden daha küçük. O sadece oradan dolayı değil. İlk iki gelişine şiddetle tasvip ettim. Gelsin dedim, kiralık bilmem ne. Porto'dan gelirken Lorient zamanını biliyorum. Ta bırak Valencia'nın zamanını biliyorum çocuğu. Çok eski. Onun için onu çok tanıdım. Bu dönemde Alman. Bu dönemde hakikaten işi bitmiş bir şekilde geliyor Türkiye. Çok ekstra para kazanıp ailesi yakın falan filan Özgür yani. O anlamda Hacı Bırak'ı alırdım hiç düşünmeden. Weghorst gittiği zaman. Çünkü Weghorst'ın ikisi aynı tip oyuncu. Taktik yönü çok yüksek. Durmadan koşan, pres yapan forvet. Hacı Bırak da öyle. Weghorst da öyle. Anladım. Çünkü Weghorst sağlam da hata peki, yapma. Beşiktaş maliyetlerinden dolayı mı bu transfere girmedi? Weghorst'u düzelterek söylüyorum. Hacı Wright transferine. Peki 3,5 milyon eurodan senelik 3 sene sonra kontrat verdiğin zaman 10 milyonları zaten ödemiş olmuyor mu Türkiye'ye? Yani evet, maaş olarak düşündüğünüzde öyle. Ben ödemem onu. Ben o parayı ödemeyeceğim mi? 10 milyon lira ödeyeceğim. 10 milyon liraya giderim şeyi alırım. Hacı Wright'ı. Tabii ki. Şenol Hoca ile bu durumu konuştunuz mu Mithat abi? Bilmiyorum ben. İleriki günlerde açıklayacağız. Bilmiyorum. Ha, Şenol Hoca dün bir basın toplantısı düzenledi. Transferle ilgili çok fazla ipucu vermedi. Genelde gidecek yani, oyunculardan bahsetti ama. Yok, ileride konuşuruz yani. Tabii ki beğendiği çok Weghorst'tan sonra istediği oyuncuydu. Beşiktaş'ın da alması lazımdı. O kadar yani, o kadar söyleyeyim. Peki. Yani Beşiktaş'ın da ihtiyacı olan oyuncu buydu. Genç Abubakar olsaydı Valencia'ndaki de 30 sefer Abubakar'ı aldırtmaya çalışırdım. Bak, Valencia'nda oynayan Abubakar'a. Anladım. Ama bu Abubakar değil. Anladım dediğinizi. 10 milyon da öderdim, 15 de ödertirdim. Bonservis. Atıyorum Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kim almaya çalışırsan bana sorarlarsa 10 da ver derdim, 15 de ver derdim. Valencia'nda oynayan Abubakar. Anladım dediğinizi. Şimdi ama transfer bir politikadır. Türkiye'deki politika çok kötü. Peki. İnsanlara hak etmedikleri paraları veriyoruz. İki geçmiş oyuncuların içerisine asla Bafétimbi Gomis'i sokmuyorum. Onu da söyleyemiyoruz. Bafétimbi Gomis de çok eleştiriliyor artık 10 dakika 15 dakikalık. Normal. Normal mi? Peki çok ciddi bir geriye gidiş görüyor musunuz Bafétimbi Gomis'i? Ya yaşı. Sezon sonuna kadar yine Galatasaray'a hizmet eder mi? Yaşı. Yaşı 5 tane Seferovic yaparım. Doğru. Onu alırlarken söyledik. Hı-hı. Seferovic'i almayın dedik. Hı-hı. Hal elinizdeki beğenmediğiniz Gomis 5 tane Seferovic yapar dedik. Evet. O zamanki doğru arkadaşlarımıza söyledik. Peki. Özgür. Mithat abi çok, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Umarım benden istediklerini kapmışsındır. Her zaman. Her zaman. Oldu. Oldu. Hadi iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ İnşallah çok hızlı şekilde Türkiye'nin de normale dönmesi lazım. Umarım. Hem devletimiz, hem milletimiz, hem futbolcularımız, hem futbolcu olmayası elinden gelen her şeyi de fazlasıyla yapmaya da başladı. Evet. Bu bana çok ümit veriyor. Peki. Çok teşekkür ederim Mithat abi bir kez daha. Hoşçakalın. Hadi. Sevgili Mithat Halis konuğumuzdu. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın saat tam 15'te buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.